yeniden yarattı beni ya. Yeniden bir ağaç oluşumu gösterdi. Buldurdu, aradığımı buldu. Yani o 3 yılda tekrar yeniden yaratıldığını hissettim bütün hücrelerinde. Doğru mu Ali dayı? Doğru. Yeniden yaratıldım ya. Öyle bir muhabbetullah'a başladık ki ne derse olur, ama dediğim gibi o emri ilahi geldikten sonra, benim zatımı anlatın dedikten sonra zatı anlatayım, ama yani çok şükür hamdü senalar olsun. Zatın, Allah'ın nurunun bende olduğunu biliyordum ama daha ilerisini bilemiyordum. Anlatabiliyor muyum? Bu adam Evet. mesela yani bir ne derler ona, tohumun ağaç oluşunu gösterdi bana. Hoş geldin Selamun Mehmet Bey. aleyküm Ali Bey. Nasılsın, iyi misin? Ali. Ali Maşallah, dayı, maşallah. Nur suresi Sesiniz 31 biraz, ayet veya ben bir buldum. çıkayım yeniden gireyim mi? Tamam buldum. Siz konuşa durun, ben hemen çıkayım yeniden gireyim. Yok, gerek yok. Sesiniz gelir bize Ali Bey. Geliyor da annem birisi aradı şimdi beni, hemen benim mikrofon şey ses kesiyor telefon. Hemen ben girip çıkıyorum. Arama olunca kesiliyor telefon. Evet, tekrar girip çıkması Tamam, ben lazım hemen oluyor girip Mehmet çıkıyorum Bey. hemen. Tamam, hemen girip gelin Ali dayı, bekliyorum sizi. Aynur, buldun mu şeyi? Ben buldum, baktım Google'dan. Ekledim ben. He. Şey, Nur suresini buldun mu? Başka bir yere Alo. mi ekledim acaba? Ekledim. Ekledin, ben okudum. Allah göklerin ve yerlerin, yeryüzünün aydınlığıdır. Onun aydınlığı içinde ışık bulunan kandil yuvası gibidir. O kandil bir fanus içindedir. Nur suresi 35 ayet. İnsandan bahsediyor, Nazmiye bak. Evet. Ne diyor? Allah göklerin ve yeryüzünün aydınlığıdır diyor. Yani. Tabii insanın yerle, ayaklarıyla başından bahsediyor. İşin nuru olmuşa işte Adem dedikleri secde hali insanda tecelli etmiştir. Şimdi bize de ilk, mesela ben de Melami tarikatına girmiştim ilk girdiğimde. Biz tarikat bilmeyiz efendim. Biz tarikat bilmeyiz. Ya, o zaman ben de kaç yaşındaydım? Ben de bilmiyorum. 20 yaşlarında. 19-20 yaşlarında ruhun bir elektrik olduğunu, yani ruh bir enerji olduğu söylenmişti o zaman. Nazibe abacım, ruh enerji olmaz. Ruh git demek. O zaman Galiba bize öyle nerede? söylenmişti. Ruh bir O enerjidir. sözü hakikatten Şşş. uzaklaşmışlar. Ali Abi dayım, Mehmet Nazibe abi, bir kere buyur buyur. tanışalım. Hoş geldin. Ben seni tanımıyorum. Ben de yeniyim zaten. Yeni 2-3 gündür sohbet ediyoruz, giriyoruz. Nasılsınız? Maşallah, İyisiniz? çok şükür, çok şükür. Siz dedik biraz dinleyelim. Gönlünüzdeki aşka bakalım. Kendi cesedinizi seyrettiniz mi? Bizim için önemli olan o. Kendi vücut cesedinizi Çok şükür. Şimdi şöyle o ayeti hazırladınız mı? Bir okuyalım isterseniz. şimdi Ali dayıcığım, Allah sizsiniz. Kur'an sizsiniz. Canlı Kur'ansınız. Tamam da Evet. ayeti bir okuyalım da şey, genel maksadını anlayalım. Ondan sonra anlatacağız inşallah. Bir okur musunuz size zahmet? Ben okuyayım Dur. istersen Ali Bey. Ha, bir oku Mehmetciğim, sağ ol. Aynur abla atmış, oraya attığı şekilde okuyorum. Evet. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil doğuya da batıya da ait olmayan, yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Eyvallah. Yani Allah nur üstüne nurdur. Allah nurunu ne yapacak? Bizim üzerimizde tamamlayacak. Öyle mi Mehmet abiciğim?
Evet. Tabii zaten Kur'an insan anlatır biliyorsunuz. Tabiat kurallarını anlatıyorsa bir tefekkür ister. Mesela Tur Eyvallah. Dağı'ndan bahseder. Tur Dağı insandır. Biz aklımızı döndürürsek hakikate Allah'a o zaman Kur'an anlamaya, Kur'an olmaya başladık demek. Ama buna da Elhamdülillah. aşk gerekiyor öyle değil mi? Eyvallah tabii. Şimdi hani Aşk. bahsettiniz ya, döndürürseniz veçinizi, yüzünüzü, yönünüzü gönle Tabii doğru tabii. Tabii. döndürürseniz, veya ben onu biraz daha açalım, biraz daha Mehmet abi sen bilirsin bunu. İnsan-ı Kamil, Estağfurullah. Biz insan-ı misafiriz. Bizim Kamil'e, insan-ı Kamil'e doğru yüzümüzü döndürürsek oradan bize Allah ne yapar? Nurunu oradan tamamlar. Şimdi insan-ı Kamil'in gönlünde Allah varsa, Allah'ın nuru varsa, o nurla bize bakarsa bizi de nurlandırır. Ben öyle biliyorum. Doğru mudur bilmem Mehmet abi. Şimdi vicdanı temizlenmiş olan bir insanın gönlü nurlaşırsa o da dışarıdan yansıdı mıydı? Adem sıfatına gelir. Secde halde odur. Kur'an andır zaten. Anı yaşıyoruz. Adem ve Havva'yı şu anda yaşıyoruz. Mesela siz bir Adem'siniz, eşiniz Havva'dır. Bunlar anı, Kur'an anı yaşar. Geçmişte bir kitap durdur. Kur'an canlıdır. O anı canlıdır arkadaşlar. Öyle değil mi Ali Bey? Eyvallah. Şimdi diyor Ama kaygısız aptal efendim şöyle diyor. Adem dedikleri kaş ile göz değil. Adem manaya derler diyor. Yani şimdi anlat. Adem ruha derler, nura derler diyor. Adem diye siz kaş göz anladınız diyor. Değil diyor. Adem nura derler diyor. Yani sen işte insanı kamile, Allah'ın güneşine, ben açık söyleyeyim, Nuru Muhammed Mustafa efendime bize kimi gönderdi? Allah Resulünü gönderdi. Muhammed Mustafa Efendim. Muhammed Mustafa Efendim'i açıp okumaya başlarsak o canlı Kur'an'dır zaten. Şimdi Onu kim Ali Bey, okudu? Ali'si okudu. Yani sen eğer Ali huylu, Ali meslekli biri olursan, mürşidi de bulursan Nuru Muhammed'i, o bak Nuru Muhammed, şimdi mayayı Muhammed, onu okumaya başlarsan o zaman nur olursun. İşte o zaman aşk başlar. Ademiyet başlar. Halifelik başlar. Yeryüzüne ben bir halife yaratacağım diyor. Nereden yaratıyor bu yeryüzündeki halifeyi? İşte insanı kamil yaratıyor. şimdi burada Veysel Karanlı Hazretleri'ni biliyorsunuz. Bir aşk Eyvallah. ehliydi. Ne yaptı? Oturduğu yerden Peygamber Efendimiz'i görüyordu. Tabii o aşkta, o sevgiyle ne yaptı? Efendimiz'i görmek için, dıştan da görmek için ne yaptı? Osman'a geldi, Ebu Bekir'e geldi, halifeleri geldi. En son Hazreti Ali'nin gözlerinde sen de Peygamber Efendimiz'i görmüşsün. Ertuğrul Efendi hoş geldin. Biz o Hazreti Ali gibi gözlerinden görmeye başladık mıydı? İşte nereye baksak Peygamber Efendimiz'i görürüz efendim. Efendim hoş geldiniz. Biz Canım şekillerin muhabbet için teşekkür şimdi ben şöyle ederim. diyorum. Hoş geldin Ertuğrul. Hoş bulduk İnsan, hocam. yani insanı kamilden, er olan insandan doğacaksın. Anadan doğdun. Ama bir mürşitten doğmadığın sürece, yani iki kere doğup iki kere ölmediğin sürece Allah'ın şeyi açılmıyor. Melekütüne açılmıyor. Ama şimdi Ali Bey biraz düşünmek lazım. Bu konu tefekkür ister. Tamam kabulüz. Şimdi bir kamil insanın görevi ne yapar? Sizin akıl elinizden alır. O an akılda Kabe'yseniz Kabe'ye götürür. Eğer o an Allah'la beraberseniz ne yaparsınız? Sizi kendi aslınızı gösterir. Kamil'in görevi budur. Ama bir insan kendi vücudundan doğması lazım. Muhammed doğması lazım. Her anı Muhammed olması lazım. Aldığı her hava Muhammed olması lazım. Bütün Ah elini sevgilerin öptüm. Muhammed Ah olması. elini öptüm. Biraz önce Adem'i daha yaratmadın. Sen nereye geliyorsun Muhammediyete? Bir dur, bir dur. Gözünü sevdiğim. Elini öptüm Mehmet abim. Bir kere Ama bir Adem'le bir tanışsın bir adam. Dur. Adem'le şimdi tanışsın. Yani Ali olmadan Muhammed'i tanımanın imkanı yok. Vallahi yok. Devenin dengi olmadan deveyi görecek adam yok. Bak varsa gel gel. Gel abi gel çık. ama Ertuğrul şimdi gel çık. Ama öbürüne çık diyemem ben. Kusura bakma. Ali Dediklerimi Bey, yapacak. Ali Bey, Ha canım. Ali de Muhammed aynı kişiydi. Biz Yahu Adem babında illa ki, birbirimizi ama burada şimdi ben bunu seninle, bak üçümüz konuşuyoruz doğru, ama doğru. gayrı görenler var, onları ne yapacağım? Ben oraya getirmem lazım. Bak bir Yok yok. öğretmen hem öğretir hem de öğretirken öğrenir. Ertuğrul'cum bu işin kuralı bu. Neydi Şimdi bak, ben tekrar Ali Bey. söylüyorum. Yol cümleden uludur. Yol önemli abi. Ben şimdi herkese Ali dersem olur mu bu iş? Olmaz. Şimdi Ali dayı.
Veysel Karani Peygamber Efendimiz'i görmeye gitti ama göremeyeceğini bilerek gitti. Çünkü iki ayna birbirini göstermez. Ne yaptılar? Araya bir tane elma koydular. O elmadan gördüler, değil mi? Ali Hazreti Ali'yi koydular. Şimdi Hazreti zaten Ali'nin gözünden o manada gördü. değildir. O manada değildir. Hakikati o manada değildir. O araya perdemelde değildir. Perde değil. Aynanın karşısına Ali geçti de Ali'den kendini gördü. Veysel Karani. O aynanın içini görüyor Ertuğrul Efendi. Aynayı da aynanın içini görüyor. Veysel Karani Hazretleri. Oturduğu yerde bütün insanlar da aynanın içini, Muhammed'i görüyor. Her Evet. insanın biri Muhammed vardı arkadaşlar. O oturduğu yerde onu görüyordu. Onun Ya için hırkasını verdi ya, ama biz sevgi hırkasını giyelim. Biraz derin oldu ama bu bize affet. melamet hırkası dedikleri işte abimin dediği doğru. Bir tane nur geldi. Başka nur gelmedi. İlk halk edilen, bak halk edilen. Ya bu Allah'tan Allah geldi. Başkasını arama artık. Ali de yok, Veli de, hepsi aynı nur. Aynı boya. Hiçbir şey değişmedi. Tabi Değil Allah Mehmet inanmasın. abi? Ben onu bilirim. Bak şimdi Ertuğrul Nuru Muhammed mi? Ho, eyvallah. Mehmet abi ho. Benim dışım Ali ama içim, ben sana gelmek için Ertuğrul kardeşim. Ben neyi arıyorum? Muhammediyetimi arıyorum. İlla ki Ali olacağım da geleceğim Muhammed'e. O Muhammed aynasına bir illa sürteceğim ben kendimi. Yoksa sürtmezsen parlamaz o ayna. Ve senin verdiğin zikirle ben bir yıkayacağım şu gönlümü. Bir arıtacağım. Senin aşkınla bir yanacağım. Aynanın sırrı nedir? Muhammed'in sırrı Ali'ydi. Ali de gördü ya, ya yapmayın. Elinizi öpeyim ya. Burada Şimdi sırtmayın. Peygamber Efendimiz Hıra Dağı'na gidiyor. Tabii bunu anlatalım ki insan değilsin, öyle değil mi? Sırrı Tabii derken buyurun. yani bir insan görmediği bir şeye şehadet getiremez. İman olamaz, Müslüman olamaz. İnsan Ha. görecek ki şehadet iman getirecek, öyle değil mi? Hazreti Ali radıyallahu anh ne yapıyordu? Peygamber Efendimiz Hıra Dağı'na gitti miydi? Onun sevgisinden, onun aşkından tarif olmayan bir ebedi bir sevgisinden dolayı onu mağaranın kapısında beklerdi Arena'yı. Ne yapardı Ya o sevgili efendim? diyor ki bak abi bak. Peygamber Efendim diyor ki herkesle gizli gelen Ali benimle aşikar geldi diyor. Daha ne desin ya? Tabii, işte biz bunu ama orayı anlamak lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hakikatini anlayabilirsek o zaman Ali de kalmaz, Efendimiz de kalmaz. Şöyle Çünkü o yapalım Ali'nin mı? Mehmet abi şöyle yapalım mı? Nuru Muhammed dörde bölündü. Nebadat, hayvanat, cemadat, insanat. Kainatın nurundan yaratıldı onun. Biz aslında taş toprak görüyoruz. Onun özüne bakarsan o nuru Muhammed'i görürsün yani. Abicim hu'dan başka hiçbir şey yok. Hu. Bak Şimdi yemin biz etmeyeyim. Şey yapmayayım da. Abicim gören göze hiçbir şey perde olamaz. şimdi tabii Allah'ın insan nuruyla Allah'a gidelim. Ben de her zaman bak bugün de söyledim. Ben Allah'ı Allah'la bileyim inşallah. Başkasıyla bileyim. şimdi peygamberleri araştıracak olursak, muhabbetini verecek olursak Hazreti Eyüp ne yaptı? Kendi vücuduna Eyüp oldu. Hazreti Yusuf'u düşünecek olursak kendi kuyruğundan, kendi Mısır vücudundan sultan oldu. Hazreti İsa akıl Meryem'inden ne yaptı? İsa oldu. Yani bunlar tasavvufta İbrahim bilinen. ateş oldu. Ateşinden doğdu. Bak yeniden küllerinden doğdu. İbrahim ateş yakmadı ya. İbrahim Aleyhisselam'ı. Allah'ın mesali ala seyyidina. Tabii Hatta tabii diyor ki orası. atan İbrahim'e uy diyor ya Peygamber Efendime. Kur'an'da Tabii ayet. tabii Ben tabii. demiyorum. Demek ki İşte ateş olmadan yok abi. Ateş olmadan o küllerinden doğmadan olmuyor. Ertuğrul'cum öyle bir aşkı. İşte diyor ya aynen aşk beni arif etti. Aşk beni zarif etti. ateş dediğin aşktır aşk. O aşk ateşine İşte düşersek. aşk beni arif etti. Aşk beni zarif etti. Ben aşkı bilmezdim. İçerim tarif et. O dedi ya. Şimdi gezerken benim yavru efendi ilk Rufai tarikatın mürşidi. Ya ulusun göbeğinde derdim. Allah geziyor da kimse görmüyor derdim. Ertuğrul'cum bulsana benim gibi bir aşık. Kula Allah diyecek bir aşık. Öyle zor. Evet. Adamın ağzı yırtılır ağzı. Ya Ertuğrul'cum. Öyle bir aşktı ki. 8 sene. Ali dayıcığım, biz insanların gözlerine işte bari kelime işaret getirdik. Gözümüze dur Hazreti Allah. Daha ne diyelim ama
Biz onu bir sıfata koymayız. Ali dayı sıfatına değil, Mehmet dayı sıfatına değil. Biz Dediklerini onu insanın gördüm, gözünde, canlı gördüm. ama her insanın gözünde. Siz canlı Kabe'lersiniz. Biz Ya olan da var mecburen Ertuğrul'cum. gidiyoruz Baş mecburen. sohbetin başından beri diyorum ki olan yerden doldurur. O ilahi nur kimde açığa çıktıysa Kabe o olmuştur. Oraya döneceksin. İnsan-ı Öyle Kamil'e döneceksin. Onu diyorum ben. Başka bir şey de. Aha Mehmet abiye de sor. Şimdi de aynısını söylüyorum. Vallahi o nur nerede açığa çıkmışsa ayakkabılarımı, çoraplarımı çıkartır koşarım ya. Bana söyle tarif etsen. Ali Kimse dayı, gelmezse ben koşarım. bir şey söyleyeceğim. Az işim var, ondan sonra söyleyip çıkacağım. Kusura bakmayın. Tabii. Şimdi eğer bir mürşit dediğimiz, mürşit Allah'tır bu arada. İnsan-ı Kamil Allah'tır. Şimdi bir insan-ı Kamil sana Allah'lığını gösterdiyse o mürşid-i Kamil insan-ı Kamil değildir. Çünkü insan-ı Kamil o sırrını sana göstermez. Senin kendi içindeki Allah'ı sana gösterir. Tutup da kendi içindeki Allah'ı sana gösteriyorsa o da insan-ı Kamil değildir. Biz Şimdi kendi yok içimizde Atilla Efendi öyle bulamadığımız düşündüğünüz gibi insan-ı Kamil. Atilla Ertuğrul'cum onlar en son iş. Efendi. Onlar en son iş. Bunlar Yok artık degomaji mi diyorsunuz? Demagoji. Ben aşkı ben orada o göreceğim. O diyor. işi orada göreceğim. Gittiğim O yer diyor ben öyle Kabe'ye bir düşündüğünüz dur gibi. abi. Ben Kabe'ye niye giderim abi? Allah'ın emri var diye gidiyorum. Bana emretti ya. Bak inanacağım, iman edeceğim ki Kabe'ye gideyim. O Kabe'nin içinde Ali'yi doğurmazsam şurada vallahi hiç boşuna gitme o Kabe'ye. Git hadi. Ziyaret et. Ertuğrul'cum öyle yok öyle. Öyle tesadüflerle ben Allah'ı bulmam. Ben anlamam. Allah'ı Allah görür. Ben göremem sonra. Ben kimim de göreyim? Ben bir kul parçası. Yani yapacaksa bırak abi. Şimdi bırak. Bak insan-ı Kamil'den bahsediyoruz. Ertuğrul'cum ne olur lütfen. Lütfen. Bak şimdi rüya görmez diyorsun. Yusuf'a neyi öğrettiler mağarada? Allah Görmez. rüya görmezdi. Niye gördü Yusuf? O Mısır'a rüya sultan görür. oldu. Ali Onlar dayı. hep bak işte Ali bırak abi ilim dayı. yapmayalım. İlim Tamam, bir yapmayalım. saniye. Şimdi aşk söylüyoruz. Aşk Tamam. çocuğu konuşacak. Bir Herkes de saniye. dinleyecek. Tamam, bir Heh, saniye. buyur. Şimdi Yusuf Şimdi neden Ali rüyasını dayıcım, anlattı? teşekkür edersin. Yusuf. Bir aşık olan bir insan. Kimi Ya düşünüyorsun? uyuruz. Uyanmak için uyuruz biz kardeş. Sen ne diyorsun Ertuğrul'cum? Ben uyurum. Uyanmak için uyuyorum. Niye Ali uyuyayım? dayı. Allah'ım ya Rabbim. Neyse işin varsa yap da gel hadi sohbet edelim. Mehmet abiyle. Bir şey Şimdi söyleyeyim de Hazreti Ali de demek istediği uyanıkken rüya görüyor yani anlatabilir uyanıkken miyim? rüya gördü. Yahu hepimiz rüyayız. Büyürken değil. Hepimiz onun rüyasıyız. Hepimiz rüyayız. Ha kim değil rüya olmayan? Birini göster bana hadi. Ali de peki bu şekilde nereye varırız? Aa dedik yine sen olsun, o sensin. Abla merhaba. Sen olsun, o sensin. Bitti mi? Yahu Bırak. ben rüya değilim. Bak ben rüya değilim. Bak ben Eyvallah. rüya değilim. Vallahi değilim. Bak Delisin. Allah Allah. Ne olduğumu sen iyi biliyorsun. Birazcık gönlünü Yani sor. Cevabı net alacaksın. gönül. Başka bir şey yok. Biz gönül vermekte gönül alırız. Gönül Ali vermeyen de dayı. gönül alamaz. Hiç kusura bakma Ertuğrul. Bu ilimler geçti. İlim buradan sonra bitti artık. Gönül vereceğiz. Evet Mehmet abi buyur. Biz tabii insanlar bizim için canlı Kabe'lerdir. Biz insanlara aşık sallanacak o akıldaki bütün kötü ahlaklar yıkılacak. Oraya sevgi, aşk doğacak. Allah'ın kendisi orada zuhur edecek ki. Lakin biz muhabbet ederken ne yapmamız lazım? Muhabbette yok olmamız lazım. Bir bakacağız ki vücutsuz insanları görmemiz lazım. Şimdi biz muhabbetten dışarı çıktığımız için ne yapıyor? İnsan rahatsız oluyor, sıkıntı yaşıyor değil mi? Şimdi Tabii önemli tabii. olan biz burada aşkla muhabbet edebilirsek dinleyen insanlar da o akılda ne yaparız? Oraya götürebiliriz Ali dayı, biliyorsun. Eyvallah. Şimdi muhabbette Muhammed hasıl olur. Muhabbetsiz Evet. Muhammed hasıl olmaz ki. Abicim yani ilim değil. Geçmiş git anı dair anı yakaladıysan muhabbet başlamıştır. Bak şimdi. Aynen. Sevgi aşk başlar. Tabii Hazreti Ali'yi bilmek lazım. Sorsalar alelik nedir diye biz açıkça bunu deriz. Allah'lık halidir. Ne deriz dedin abi? Allah'lık halidir.
Zaten o gideceğimiz alem de Ali'nin alemidir. Göreceğimiz alem de Ali'nin alemidir. Ya O... isimler biliyorsun yol levhasıdır. Tabii biz Ali'deki de onu bile... Allah'tır, Muhammed'deki de Allah'tır, Mehmet abi'deki de Allah'tır. Tamam mı? Tabii şimdi oraya girdin Hepsindeki biz o... Allah'tır. Ya Ali biz dayı. efendim anne. Şimdi Şey Ali dayı. peygamber hadisi var. Diyor ki birinin kalbini kırarsan Kabe'yi yıkmış gibi olursun. Bir Tabii nevi doğru. buna örnek olmuyor mu? Tabii yani bak insanı kamilin hele kalbini falan kırdın mıydı? Allah'ın kalbini kırdın ki Allah göstermesin. Allah yani şimdi anneciğim insanı kamilden yani mürşittim. Siz ne derseniz deyin. Mürşit yok falan değil. Var. Çünkü Peygamber Efendim kainatın mürşidi değil mi? Ezelden ebede kadar aynı peygamber değil mi? Başka peygamber gelmeyecek. Şimdi değil mi? İnsin cinsin her şeyin peygamberi değil mi Peygamber Efendim? Yani onun maneviyatı devam ediyor şu anda. Gönülde Allah'ın nuru mayayı Muhammed oraya ekilir. Benim bildiğim bu. Yani benim gittiğim bak Rufai tarikatı, Bektaşi tarikatı, tarikat deme. Rufai yolu, Bektaşi yolu, Melami yolu. Bu yol hep beni nereye götürdü? Allah'ın doğru ilmine götürdü. Ben derken bu garip acizane eğer mürşidimin gözlerinde kendini görmeseydi vallahi kör geldi kör gidiyordu. Bak söyleyeyim açık söylüyorum. Ben o mürşit aynasında kendimi görmeseydim kör geldim kör gidiyordum. Ama ne yapıyorum ben kendimi anlatmıyorum şimdi. Size ayna tutuyorum. Elim öptükleri. Canlarım benim. Sizin hepinizin seviyorum. Benim demedim bir güne kadar bak. Bugün söylüyorum. Ben sizlere birer ayna tutuyorum. Ben aşkımı anlatıyorum. Siz de bu aşktan bir şeyler alın. Bu yola yapışın gelin diye. Yoksa bana ne ya? Ne yaparsanız yapın. Bak Kenan Rufai Efendim'den gene söylüyorum. Halk işte bir aynayım diyor. Her gören kendin görür. Kah yakşı görür, kah yaman görür. Kimi Kenan görür, kimi şeytan görür diyor. Her gören kendini görür diyor. Ne demek bu? Yani güzel bak güzel. Koşulsuz sevgi. Allah bana bunu anlat dedi. Bana verilen görev bu. Ben onu anlatıyorum. Ben aynayı hiç bilmezdim abi. Hiç kusura bakmasın kimse. Aynayı öğretti bana. O son 3 senedeki mürşidim bana aynayı öğretti. Şimdi bir Aynadaki aynayı yansıman. Ha? Ali dayı şöyle biz tefekkür ederiz aynayı. Bir akıl aynasını düşün. Onu ne yapmış? Aynayı yere düşmüş. Kırmışlar veya. Yani Allah bir akıl aynası düşün. Kırmış. Ne yapmış? O Eyvallah. aynanın altını kalanmış. Kimisi zayıf, kimisi kilolu. Ama biz o aynaya baktığımızda hepsini kendimiz göremiyorsak kendimizi demek bize bir şüphe var. Öyle değil mi? Tabii. Eğer ki başka görüyorsak demek ki bizde bir hata var, nefis var. Öyle değil mi? Tabii. İşte Zaten Mehmet abi. bu hakikatte de biliyorsunuz Ali dayıcığım bu elbisedir, vücut elbisedir. Kimisine Allah bayan elbisesi giydirmiştir, kimisine erkek elbisesi giydirmiştir. Kim ki elbiseye tabi olursa, onu aşık olursa, onu putlaştırırsa öyle değil mi? Ebedi bir azabın içine girecektir. Ama Ama lakin cenneti, cehennemi de görmeden cennet yok abi. Ne yapacağız? Oradan Şimdi geçiyor onun yolu da mübarek. O cehennemden geçiyor o cennet. tabii ama nedir? Şöyle izah edeyim Ali dayı. Biz sizi sevdik ve kabul ettik. Gönülden sizi sevdik yani. Niye? Çünkü yaşadığınız bir hali anlattınız. Bize ona gönlümüze temas et. Niye? Çünkü bir hal yaşamışız. Ama siz yaşamadınız. Onu yaşayan Allah'ın kendisidir. Bir insan yaşadım gördüm der ama onu yaşayan Allah'ın kendisidir. Neden Ben sana göstermiştir? şahit oluyorum. Şimdi size bir Tabii şey tabii. anlatayım. Ben bugün öğlenleyi gittim. Biraz dedik kafam filan hani dengeler bozulmaya başladı. 2 rekat Allah için namaz kıldım. Nereye biliyor musun? Gönlüme 2 rekat namaz kıldım. Ben dedim sana kılarım. Ben başkasını da anlamam. Başka yerde de aramam. Hiç kusura bakma. Sen bana şahitsin. Ben sana şahidim. Ağzımı tuttum. Bak geldim şimdi oturuyor. Gördün mü abicim? Ben bu nefsimi bununla yendim. Allah'ım sen bana şahit ol dedi. Ben de sana şahidim. Çünkü sen benden açığa çıktın. İkiyi bir etmeyen nasıl göreceğiz abi? Olmaz. Şimdi Sayın Mehmet abicim 20. asıra girdik ama 20. asırda bu kuantum patlaması oldu beyinlerde biliyorsun. Allah Tabii ne şimdi diyor bak abi? Hadis var. orada Yere göğe sığmadım. büyük yanlış oldu. Çok Kalbine sığdım diyor. büyük yanlış Beynine olarak sığdım yanlış. demiyor.
ilim çalışıyorlar, şey diyorlar, onlar çok hatalı yoldalar. Hakikaten biz o insanlara dua ediyoruz. Allah bir an önce yollarından döndürsün. Çünkü bu o aleme giren Peygamber Efendimiz o aleme girdi miydi? İçimlerin yok olduğu sıfatlarla onu insanlara anlatmaya, Cebrail akıldır onu anlatmaya çalışmış. Dört melek insana hizmet eder. Onu rumuzla anlatmaya çalışmış. Hakikaten direkt demiş olsaydı o insanlar Peygamber Efendimiz'e inanmaz. Ama lakin orada biz üzülüyoruz. Şahsen üzülüyoruz. Bu grupta da bir olaya şahit olduk. Çok Ay. dualar ettik. Umarız ki o hallerden kurtulur. O insanlar, o yola gidenler de mutlaka kurtulur Allah'ın izniyle. Biz dua ediyoruz. Çünkü şeksiz şüphesiz muhabbet vardır. Allah Kur'an'la teşekkür dahi istemiyor. Haşa biz neyiz ki? İnsanlar ilim öğretmek için para talep ediyor. Öyle bir şey olamaz. Kesinlikle biz ona razı değiliz. Allah zaten öyle insanlara da lanetliyor. Çünkü Kur'an'da ayet tanımlarda bulunuyor yani. Umarız ki diyen bir an önce uyanırlar. Tabi burada şimdi Hazreti Yusuf'u da bilmek lazım. Öyle değil mi Ali Dayıcığım? Şimdi Peygamber Efendimiz'in derken biz bir kuyunun içindeyiz. Yani biz bu vücut kuyusunun içindeyiz. Bak abi, Yusuf Aleyhisselam o da peygamber, hiç şüphe yok. Yakup Aleyhisselam'a neyi gönderdi abi? Gömleğini gönderdi. Gömlekten maksat neydi? Gözlerinin açılması için. Ah, elini öptüğüm, hep şifreli bunlar, hep nidalı mesela. Kur'an-ı Kerim'de biraz önce dedi ya, zeytin yaprağından yanmış. Ya o hiç sönmeyen nur kimde işte? İnsan-ı Kamil'de. Muhammed Mustafa Efendim'de. Mayayı Muhammed'den bak. Biz süre geldik ezeliden. Piri Münker Hacı Bektaşi Veli'den. Nereden? Ezelde biz ona belli dedik. Mesela Hazreti Ali Muhammed Mustafa'ya biz belli dedik. O Nurdin nurdan geliyoruz hepimiz. Şimdi o nurla biz bu kandile yakacağız şurayı. Yoksa yakamazsın başka türlü. şimdi Hazreti İsa ne yapıyorlar Hristiyanlar onu kandil deyince onu açalım tabi öyle değil mi Ali Dacı Tabii. Tabii dayıcım, müsaadenizle buyurun. Tabii, buyurun. çünkü Hazreti İsa inananlar ne yapıyor gidiyorlar kandil alıyorlar. Nereden alıyorlar? Dışarıdan alıyorlar ama biz mürşitten alırız abi o kandili. Biz demek ki onlar evlerine o kandili alıyorlar. Öyle değil mi? Yakıyorlar ebedi yansınlar diye. Halbuki bir Tabii. kamil insan gözlerindeki o kandili alan insan ebedi kandilin içindedir. Bu kadar Ya, açık tefekkür edebilirseniz bu mana alemini saadet anlatabilirsiniz. bahçesine erer abi. Güzel insansınız Ali. Biz kabul ettik, sizi sevdik. Bak gene beni aradılar. Siz devam edin, geliyorum. Ben hemen aç çıkayım, geri Peki, geleyim. bize Ses müsaade sesin isterim. kesiliyor. Dinleyiciler çünkü diğer arkadaşlar da gelmek isteyenler var. İstediyoruz biz bunu. Gelmek isteyen varsa buyursun tabii. Teşekkür ederiz muhabbet için. Cümleden hayırlı akşamlar. Akşamlar Mehmet Bey. Arkadaşlar, sesimiz geliyor mu? Sesle ilgili bir sorun yok. Mehmet. Arkadaşlar, şiir okumak isteyen bir can yok mu içimizde? Biraz da sadece sohbette olmuyor. Şiir okumak isteyen, şarkı okumak isteyen, türkü okumak isteyen var mı içimizde? Mehmet Bey, siz önce okuyun. Arkadaşlar eşlik edebilir sonrasında. Aynur abla, her zaman sen beni en başa sürüyorsun. Ben zaten okuyorum. Ama Evin sen de sözlü güzel olacak. okuyorsun demek ki. Evet. Salih abla, bir de senden dinleyelim ya. Canım Evet, ben ablam de benim. öyle diyecektim. Yani Şiir Mehmet mi? Bey'den sonra Peki. sizden, yani gerçekten. Varsa bir şiir senden dinleyelim abla. Sen de çok güzel okuyorsun. Yani şu anda anda bir tane at okuyayım. Sende vardır şiir. Yani ben de Tamam. şiir değil, ben de şarkı söylüyorum. Ablam, o seslendirdiğin şiir vardı. Onu atayım sana. Olur. Hemen atayım. Selamünaleyküm tekrar.
Aleykümselam. Ali dayı, ablalarımızın içinde Salih abla var. Ben şiir bulana kadar Salih ablamla bir tanışın isterseniz. Ben ona bir şiir atacağım. Merhaba Salih ablam. Ne oldu Merhaba Mehmet abi, gitti mi? Ali Bey. Yok Evet, canım. Mehmet abi gitmesi gerekiyormuş galiba, vedalaştı. Tamam canım abi. Tamam. Evet. Buyur Salih abla. Okuyacağım da Yakında Rengin Hanım'la Ali Dayı program yapacak, Ertuğrul Bey. Ali Dayı, Rengin Hanım Aynen. gelmek istiyormuş. Ali Dayı burada canlı yayını yapmak istiyormuş Of sizinle. of of. Rengin Hanım kim, ben tanımıyorum ama. Mehmet Bey anlatır sonra. Tamam. Selam. Tamam. Salih abla bir tanışsak. Merhabalar. Ben Merhabalar. Salih Biraz abla. daha abla, biraz daha yüksek konuşursan. Tamam, ben Salih Avinyan. Ben emekliyim efendim. Geçen Buyurun, biz projeyi de bitirdim emekliyiz hala yani. danışmanla. Evet Hı. öyle. Yoldayız sizlerle beraber. Dinliyoruz Çok canlı şükür, çok yayınlardan. şükür. Elhamdülillah. Sizler de Al iyi. Rabbıma çok şükür. Hamdülillah, evet. Bu Ses yaz da çok az Ayşe geliyor. hocamla Saliha, Ürfin'den şey, kulaklığın varsa Mardin'den. çıkar. Sesin az geliyor. Heh. Sen kulaklığı çıkar, öyle Geliyor gir. mu? Evet. Yani şu anda ben sizi çok az duyuyorum ama siz beni duyuyorsanız sıkıntı yok. Şu anda biraz daha iyi, evet. Duyabiliyorsun. Hı. Tekrar bir gir çık. Tamam, gelip çıkayım canım. Bir Tamam. saniye. Gir çık bakalım. Acaba sanırım Merhaba abla. kulaklık, merhabalar. Bluetooth Şimdi iyi kulaklık oldu. olmadı. Öyle mi? Tamam. Şiir Ha, şimdi diyecektim. buyur. Olmadıysa da ben bir tane bana atmıştı Mehmet kardeşim, oradan bulayım. Tamam, iyi, sesiniz iyi geliyor abla. Buyur, siz devam et. Salih abla, seni dinliyoruz. Buyurun. Ayşe hocamızdan, Ayşe Kalkan'dan da bu yaz eğitim almıştık. Sağ olsun kendisi bize gerçekten bu yolda çok ışık oldu, yol gösterdi. Eyvallah. Böyle bir yoldayız. Hamdediyorum, şükrediyorum, teşekkür ediyorum. Aldığımı öğrendim ve sizin gibi büyüklerimizden de gerçekten bu çok yolda hissettiğiniz neler yapılıyor, neler yaşanıyor. Bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederim. Sizin halinizden, sizlerin hallerinizden yansıyor zaten. Söz söylemeseniz bile nefsinizden, halinizden yansıyor. Ben teşekkür ediyorum kendime, tüm arkadaşlarımla beraber. Biz teşekkür ediyoruz. Ya biz şimdi şöyle, hani sizlerin gönlü layık olmasa Cenab-ı Hak bizi buraya getirmezdi ya. Demek ki layıksınız. Aydınlanacaksınız inşallah hep beraber. Bir yola İnşallah. çıktık. Yani layık olmasanız inanın bak, tanışmazdık bile. Yani bir araya gelemezdik. Fakat Doğru. yani şimdi ayetler yedi türlü açılabiliyor. Tamam mı anneciğim? Herkes ben biliyorum, ben bildim yok. Anda Cenab-ı Allah neler lütfediyor. İşte burası çok büyük bir şey yani. Allah'ın lütfu. Bu Allah'ın bir keremi yani. Hani o diyor, ben ona inanıyorum diyor ya, ben yere göğe sığmadım. Mümin kulumun kalbine sığdım. Öyle mi? Evet. Sığan o, yapan o, çatan o, ben nasıl benim diyebilirim? Yani şurada benim derken icap duyuyorum. İnanın bak ya. Yani yok olmadan var olunmanın şansı yok. Şimdi aynaları da, bir ayna var, bir de aynanın sırrı var. Mesela bir yansıyan var, bir yansıdanan var. Bunlardan da geçeceğiz. Yani tamamen yokluğa, tamamen yoklukta varlığı bulabiliriz. Allah'ın varırken Allah'ta olmayan ne var? Hiçbir tevekkür ettiniz mi? Yani sen yokluğunla ayna olarak gidebilirsin Allah'a. Ne getirdin derse, Ya Rabbi neyim var da ne getireyim ben? Yani insanın bir ismi, bir resmi zaten başına bela değil mi? Bunun ne olduğunu anlamadan, ne diyor ya Peygamber Efendimiz bir hadisinde? Nefsini bilen Rabbini bilir. Men arafe nefsehu fakat arabe Rabbehu. Nefsini bilen Rabbini bilir. Aynı bir kelebeğin bir gozadan nasıl doğmak için bekler sabırsızlıkla?
O gozayı deler çıkar. Işığı da gördün müydü? Orada ölür ya, bir saattir ömrü veya yarım saattir ya. Bizim de inanın ömrümüz odur ya. Allah indinde zaman yok, mekan yok. Sadece an var ya. Biz durmadan akıl koyduğumuz için zaman koyuyoruz. Akıl yok. Burada bir akılla ne işin var senin? Gönlün aklını kullanacağız. Akıl yok derken gönülde bir akıl var. Yeni insanoğlu, bilim adamları yeni açıkladı. Akıldaki genlerden daha fazlası gönülde varmış. Onu kullanalım. Bura eskidi yani. Mesela 67 yaşına kadar ben bunu hep kullandım. Eskidi, bırakın da biraz da gönlü kullanayım. Gönülde zaten zaman yok. Anlatabiliyor muyum Aynur ablam? Çok güzel anlatıyorsunuz Ali Bey. Vildan ablam, yani bunun adı aşk. Ben bak bir şey söylemiyorum. Benim mürşidime gelin, şuna gelin, bana gelin, şunu de. Ben size ayna tutuyorum. Ne olur siz de gönlünüzdeki nuru kullanın ya. Sizde de var o nur, bende varsa sizde niye yok? Allah razı olsun. Yani Allah birimize vermiş de öbürümüze vermemiş mi ablacığım? Herkes de var. O zaman biz ne yapacağız? Talebena vecidena diyor ya. Talep et ya kulum. Ben sana vereyim diyor. Biz abla şey yapıyoruz, kendimizi araya kendimizi soktuğumuz için hiçbir şey alamıyoruz da göremiyoruz da yani. Biz hiç yaratılmadık ki, hep o vardı ya. Kendi bilinmekliği, bak bilinmekliği, görünmekliği değil. Bilinmekliğini murad etti. Biz görmeye çalışıyoruz. O olmaya çalışıyoruz. Ya bırakın, olan o zaten. Bilmiyorum biraz yani şey konuşuyorum ama görünen o, gören o ablacığım. Başkası yok ki. Buraya bir ilim Bakalım. katmanın, bir şey yapmanın şeyi yok ki. İçimizden seyreden o zaten. Biz yokuz ki. Ben de tam Ha. onun içindeyim. Sadece Abla. o var. Sadece o. Yani ben bunu söyleyince şimdi suçlu mu oluyorum? Ne oluyor bilmiyorum ki bu insanlara. Benim karşıma rakip olmaya, yahu kardeşim bu gözden o bakıyor. Bu böbrekleri çalıştıran o. Bu kalpten atan o. Kelam onun. Kulak onu, her şey onun. Ben nasıl benim diyebilirim ya, varım diyebilirim. Şimdi sahibini tanımayan insan ne olur abla? Olur herhalde. Haşa ya, biz insanız, bak insanlığı nasıl kazanacağız? İnsan olduğumuzu bilerek kazanacağız değil mi? Ya benimsemiyoruz ablacığım. Ben insanım. Ben insan olmaya çalışıyorum. Ne diyor bu deyiş var ya. Kur'an'ı yazabilirim, İncil'i dizebilirim. Hakkım varlık deryasıyım. Madem ki ben bir insanım diyor ya. Mehmetciğim okur. Tabii Aklında ki. var mı biraz? Ali Day şey ablamız şu an şiir okuyacak. Siz isterseniz biraz dinlenin. Biz sizin Tamam, buyurun. gönlünüze minnet ediyoruz. Abla şiir Tamam. attım kanala. Sizi dinliyoruz. Kardeşim ben de buldum onu zaten. Tamam, Şöyle dinliyoruz seni diyor. ablacığım. Bir sevdadır benimki anlatılmayan. Bir umut, bir ışık. Buğulu gözlerle bakan. Bir özlemdir benimki anlatılmayan. Bir umut, bir ışık, buğulu gözlerle bakan. Yarınlar sevgi, yarınlar aşk. Umutluyum ve ışık dolu. Parlıyor gözlerim varlığınla ey sevgili. Seninle ve seninleyim. Benliğim. Olmayan var gördükçe beni göremezsin. Senin varlığın var mı ki ben arıyorsun? Aradığım kalbin tam içindeyim. Ve varın güzel, yoğun güzel, her halin birbirinden güzel. Tanın güzel, sesin güzel, her halin birbirinden özel. Güzeli görmeyen yüzün neyleyim? Güzeli övmeyen sözün neyleyim? Uğradayım. Hepsini bir bir gönülde birleyin işte. Ben o gönüldeyim. Bir kutu tam buna yeter. Yüreğine sağlık abla. Abla çok Gönül. güzel okudun ama sesin Ali dayı. Abla sanki çok kısık geliyor. Çok uzaktan geliyor sesin.
Benim telefonum yenilendi Mehmet kardeşim. Bilmiyorum, kulaklıkla da az geliyor. Bir tek Bluetooth'la. Şu anda gidip alamadığım için şimdi gidip takacağım. Yok, sıkıntı yok. Abla, hiç böyle kulaklık kullanmazsan, sadece telefonun kendi sesiyle kullansan olur mu? Şu anda öyle konuşuyorum ben sizinle ve bayağı da yüksek bir sesle konuşuyorum. Ancak bu şu kadar. An, yok, şu an gelmeye başladı. Çok şükür. Bu kadar. Şükürler olsun. Ne diyor, bak onsuz ne yapayım ben, o gönülsüz, o sevgisiz gönlü ben ne yapayım, at ya. Taşa benzer o, misal sevgisiz gönül taşa benzer diyor. Bana ne ya abla, canım ablalarım, canım ciğerimsiniz ya, siz benim her şeyimsiniz ya. Ya ben sevgisiz gönül istemiyorum abla ya. Olmasın, ben istemiyorum arkadaşım. Vallahi bütün dünya sizin olsun diyor. Bir dost bir post yeter bak. Hak bize sadece ama sadece sevgiyle akıyor. Hem o kadar güzel ki. Ben bunu çocukluğumdan beri böyle bir idrakindeyim, bir şeyindeyim ama hiç korktuğum bir Allah olmadı. Hep sevdiğim bir Allah oldu. Tabii ya, hem ablacığım bizi korkuttular ya, öcü böcü yaptılar ya. Hiç inanmadım. Hiç inanmadım. Dedim ki öyle bir Allah yok, Allah sevgidir dedim. Sevgidir o. Sen onun içinde bulursun. Gerçekten de öyle. Abla yani bir şey söyleyeyim mi? Vicdanındır Allah senin. Vicdanın. Evet. Ya hadi bir tane niye çıkıp da cömertçe söylemiyorsunuz ya? Bir de söyleyene engel oluyorsunuz. Yapmayın ya. Yani ne olur? Şimdi ablacığım burada kaç kişiyiz mesela? 40-50 kişiyiz değil mi? Bunlara niye engel oluyorsunuz ya? Ne var yani? Ne kazanacaksınız ya? 40 kişiye, 43 kişiye ne kazanacaksınız burada engel olmayın? Yani burada senlik benlik davası mı var? İlim mi satıyoruz biz ya? Biz aş satıyoruz ya. Bu pazarda aş satılıyor abla. Ben aş satıyorum. Kim ne ilim almak isteyen de ilim pazarına gitsin. Bende yok abla. Bitti. Varlığına şükürler olsun Ali dayı. Vallahi abi Mehmetciğim ya. Bende yok abi. Ali dayı var ol. Nur ol. Ben de aş satıyorum abi. Aş. Varsa aşk için ölmeyi isteyen. Aşk, aşık maaşı için her şeyini feda edendir. Tamam mı? Yapmayın. Bir ben olacağım, bir aşık olacak, bir maaşık olacak. Yok öyle bir şey. Benim hayatımda sekizler çok önemlidir. 8 sene ben gittiğim kapıdan ayrılmadım ablacığım. Ne derse onu yaptım. Bitti. Ondan sonra cismike cismik, bak bana öyle dedi efendim. Orada diyen Allah'tı efendim, yok. Onu bak söyleyin, pazarlık yapalım sizin. Pazarlık edelim. Alim gel seninle diyor. İki can senin olsun. Sen benim. Anladın mı? Bak pazarlık ettim. Cismike cismik, dembike dembik, ruhuke ruh. Bu ne demek biliyor musun? Peygamber Efendime Fetih suresinde ne diyor? O taşı sen atmadın, ben attım diyor. Sana o ağacın altında biat edenlere benim elimdeydi. Orada Allah dedi artık. Peygamber Efendimden konuşan, yapan, tatan Allah'tır. La faili illallah diyeceğiz. Ondan sonra peygamberi ayrı, Allah'ı ayrı göreceğiz. Öyle şey var mı ya? Yapmayın ha. Buraya ilim konmaz. Hazreti Yusuf tekamül nerede bitti biliyor musunuz? Muhammed Mustafa Efendim'de bitti. Çünkü tevhid orada tamamlandı. Kim ne diyorsa da yalan söylüyor bundan sonra. Ya ben Alevi çocuğuyum. Bak peygamber efendimi övüyorum ya. Yapmayın abla. Yapmayın ya. Ben o nur için geldim ben bu cana ya. Ya o bak ilk yaratılış, ilk halk edilen nur o, son onun Kevser'in havuzunun başında o ne ağacıydı orası? Mehmet söyle. Tuğba ağacının altında buluşacağız işte. Evet. Tuğba ağacının altında buluşacağız ya. Yani bana şudur rüya görürsün görmesin bilme. Ya sen kimsin de rüya görmeyeceksin. Uyumak için tabii ki rüya göreceksin. Hem diyelim Allah Allah'lığını vermez, hem de rüya görmeyeceksin. Nasıl olacak bu iş ya? Yani mantığını alıyor mu Mehmetciğim ya? Bir söyler misin ya? Ali dayı, gönül ehli zaten biliyorsun asırlardır anlaşılmamış. Ama şükürler olsun
Zaten size bir idrak gelmişti. Hatırlarsanız 2023 yılında Ocak ayında bir rüya görmüştünüz. Ve artık hakikat bundan sonra yataydan dikeye geçti. İdraklar. İsterseniz onu bir daha dinleyelim sizden. Abicim bak canım abicim. Şimdi orayı da geç. Şimdi Allah dilediği yerde açığa çıkabilir mi? Sana bana sorar mı? Sormaz Ali dayı. Kesinlikle sormaz. Şura suresi 23. ayette ne diyor? Beni sevmek için yani ben Peygamber Efendime diyor ya. De ki, de diyor bak, de diyor. Peygamber Efendime de ki beni sevmeniz için yakın akrabalarınızı sevin. Ayet şimdi aklıma gelmedi tam. Başka sizden bir ücret istemiyorum diyor ya. Benim yakın akrabalarımı sevin. Ben onu işittim, itaat ettim. Bu ayete göre gidiyorum, tamam? Bitmiştir. Kim nereye giderse gitsin. Ali dayı, o ayetin adını hatırlayabilecek misin ya? Şura suresi 23. ayettir galiba. Şura suresi 23. ayet. Geçen gün ben o muhabbeti yaparken sizin dediğiniz gibi o ayet bana soruldu. Hatta şey Rahşan Hanım da Ali abi dedi, ben de dedi Kur'an'ı çok iyi bilirim ama sizin ben şeyi anlattım. Yani bakın sizlere şöyle bir beden verdim. Bu kadar fazla fazla nimetler verdim dünyada. Bütün bu verdiklerimin karşılığında ben sizlerden hiçbir şey istemiyorum. Tek istediğim bir şey benim ehli beytimi sevin, ehli beytimin muhabbetini yapın. Yani Muhammed Ali'mi sevin, onun soyunu sevin, onun muhabbetini yapın. Bunu der dedim. Abi dedi, hangi ayet, hangi sure? İşte orasını ben tam şey yapamadım. Kur'an bilgim olmadığı için. Onun için sordum Ali dayı size. Sağ ol canım Şura, abi. Şura suresi dediniz mi? Şura suresi ayet. Değil mi? Evet. Öyle olması lazım. Suresi, yani ama bak şimdi mahallelerde değiştirmiş olabilirler. 23. ayet mi dediniz? 70. ayet mi dediniz? 23 ne 70 abi? He, 23. Teşekkür aha ederim abi. Sağ ol abi. Canım abim benim. Ya şimdi bakın arkadaşlar ne olur ya. İmam Ali efendim, mesela İmam Hüseyin efendim Kabe niye çağırdılar Kerbela'ya? Gelin sana biat edelim. Bizi Allah yoluna götür, doğru götür diye demediler mi? Evet, küfeliler öyle yaptı. Küfeliler öyle yaptı. Oraya niye gitti? Binlerce mektup. Şu Yezid'in elinden bizi kurtar dediler. Hepsinin yalancı sahtekar olduğunu hepsini biliyordu ya. Biliyordu abicim ya. Yolda gazlar, ördekler, ağaçlar dile geldi ya. Yapmayın abi. Yapmayın ya. Onları sevmek ibadettir ya. Bir zarar varsa bana gelsin ya. Eyvallah. Eyvallah. Onların adını anmak ibadettir. Bitti abi. Ben başka bir şey demiyorum. Abi onlar yeryüzünde, bak yeryüzünde tekrar söylüyorum. Toprağa ayak basmasınlar. Toprak gıda vermez. Eyvallah. O güneş açmaz, doğmaz. 3 gün güneş doğmadı İmam Hüseyin efendim katledildikten eyvallah sonra. Muharrem ayına da öyle oluyor. Muharrem ayına bir dikkat edin. Tekrar o günleri hatırlatmak istemiyorum. Ama Allah'ın nuru da Allah'ın dostuna dost, düşmanına düşman olacağız. Allah'ın düşmanı olur mu? Oluyor işte. Peki siz de bazıları da öyle anlatıyor bunu. Bak, farklı abi anlatıyor. Bir dakika bak. Abi bir dakika. Halisa eyvallah. Ali abi. Tebbet suresini açsınlar, okusunlar. Tebbet suresini. Ben yazmadım evet ki. Ben bir bayanla atışmıştım. Dedim ki ya Rabbi bunda ne hikmet var dedim ya. Hani kızdırdı beni biraz. Dedim ki bir hikmet, bir şey. Sabaha karşı uyandım bak Allah şahit yukarıda. Vallahi bende senin gibi Kur'an bilgisi yoktur. Tebbet suresini aç oku. İçimden bağırıyor. Allah bağırıyor, ses bağırıyor. Aç Tebbet suresini aç oku. Tebbet suresini aç oku. Tebbet suresini açın okuyun ya. O Ebu Leheb eli kırılasıca hanımı. Bak varmış demek ki. Bu abi ya yola de doğru gideceğiz ya da aşk geldin mi? Aşk geldin mi? Ötesini arama. Mihriban diyor. Aşk kağıda yazılmıyor ablacığım. Yazılmıyor. Yaşanır. Bu aşk yaşanır. Bu aşk bir bahru ummandır diyor bak. Tarif edin.
Tarif bu edeyim. Aşk bir bahr-ı ummandır. Bunda haddi kenar olmaz. Delilim sırrı Kur'an'dır. Bunu bilen de ar olmaz diyor. Benim de arım kalktı. Hiç kusura bakma. Eyvallah. 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 Güzel dost. Ağzına yüreğine sağlık. Ar namus şişesini taşa vurdum diyor Seyit Nesim'i. Eyvallah. Günah evet. Benim kime ne ya? Sen günahı biliyor musun? Abi kuantum açıkladı şimdi ya. Maddenin mana olduğunu açıkladı. Daha Allah var mıydı yok muydu? Şu var mıydı bu vardı. Lan Allah var başka kimse yok. Kusura bakmayın ya. Ne olur la filan diyorum da ara sıra kaçırıyorum ağzımda. Özür dilerim hepinizden. O bizim lisanımızdır. Adaşım. O bizim hoş geldiniz Ali Halis Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de teşekkür ederiz. Ozan Ali de gelmiş. Bir tane biraz bir şiir bir şeyler okusun bize. Sazıyla ya da muhabbet. Bir güzelleşsin. Bir insanım diyor ya onu bir okusun Ozan Ali mi? Ne abimiz, kardeşimiz. Hayırlı İyi akşamlar. Akşam. Hayırlı akşamlar. Ben Ozan Ali. Hoş bulduk. Muhabbetimiz İyi akşamlar. Ben Ali Dayı'ya bir şey sorabilir miyim? Soru yok tabii. Ayşegül. Biraz sonra öyle soru sormayalım. Çünkü muhabbete gelmiş. Yani konuyla hani, alakalı. Tamam hani, tabii ki. Tamam sorun. Yani hani Ali Dayı'ya zıtlık oluşturmak için asla sormuyorum. Ben kendisini ilk defa dinliyorum. Çok da tatlı bir dayımız. Hani eyvallah. Allah'tan başka bir şey yok dedikten sonra Allah'ın düşmanı olur mu deyince orada bir kafam karışıyor. Hani hem Allah'tan başka bir şey yok. Ama işte Allah'a geldin miydi düşmanın kalmıyor. Her şeyi hoş görüyorsun. Onun nazarıyla bakıyorsun. Oraya gelene kadar var ama. O sevgiyi nasıl kazanacağız? Anlatabildim mi? Evet. Bir şeyin de var. Yezid de var şimdi, değil mi? Ali abi bir dakika. O çarşıya geliyorsun ya şimdi bak ben burada ne satıyorum? Benim çarşımda ne dedim? Sevgi satılıyor. Benim çarşıya gelirsen Allah'ın dostu kalmıyor. Şey düşmanı kalmıyor. O gözle görebileceğin mi? Anladın mı ablacığım? Şimdi herkes evet. Aynı herkes aynı bilinçte değil. Şimdi müşteriye göre mal satılıyor. Senin talebin neyse sen olsun. Ne istiyorsun? Ne talep ediyorsun? Aşk talep ediyorsan gel bu dükkandan al. Elini öptüm. Anlatabildim mi ablacığım? Evet sorumun cevabını aldım. Teşekkür ederim. Ah yani şimdi yok dersen o zaman çık dışarıya. Neler oluyor bir bak. Değil mi şeriatta? Ama hakikatta yok. Buyur abla. Dedim ki çıkalım cidden bir bakalım. Var mı yok mu? Başımıza şimdi, neler gelir? Cemal Nur Sargıt geçen gün bir videosunu seyrettim de. Fincanı koydu. Bakıyor fincana sağ tarafında sapı. Karşıdakine soruyor. Solda diyor. Hangisi yanlış? Değil mi? İkisi de doğru. Ama üstten aynaya bakan bakıyorsun. Gerçeği görüyor. Evet. Bak etmez zaten. Bak, bak güzelliği nerede bulursan al cebine koy kullan ya. Bu kadar basit. Abi Ali kardeş, Ozan kardeş bir değiş okursan. İyi akşamlar tekrar. Değiş şu anda bulunduğum ortamda saz yok da bir tane şey okuyabilirim isterseniz. Oku abi. Tamam oku. Oku canımın içi oku. Kendi eserlerimden bir tane okuyayım. Tabii. Şeriat bende, tarikat bende, marifet bende, hakikat bende. Hak'tan dört kitabı, dördü bende. Yazan el, söyleyen dilim bende. Yazarım, ben okurum hakikati, Hak'tan verilmiş bu kemalatı. İlim ile dolan fazileti, yazan el, söyleyen dilim bende. Yola turap olan yolcusunu bilir, vahdeti mevcudu gören okur, vahdeti vücudu bilen söyler, yazan el, söyleyen dilim bende. Özgün alim vücudumu buldum, kim bilir kaç kere boşalıp doldum. Ben beni bendimden okudum. Yazan el, söyleyen dilim bende. Eyvallah. Ağzına sağlık güzel dost. Eyvallah. Sağ ol. Gönlüne sağlık canımın iş. Sağ ol abi. Yani işte bak. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Bunların hepsi yol. Yani
Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf gibi. Hangi sınıftayız biz? Ona göre muhabbet edelim. Ama burada 40-50 kişiyiz bak. Her sınıfta göre muhabbet ediyoruz. Herkes neyini alacak anlayışına göre alıp gönül hanesine koyup oradan yeşertecek bu sohbetleri, ilmi. Değil mi? İnşallah. Derd ehli olan dergaha gelir diyor ya. Derd ehliysen dergaha geleceksin. Gönül bir dergahtır. Oraya da paldır küldür girilmiyor işte. Ali abi de bilir. Evet. Bir şey sorabilir miyim? Sor tamam. Şimdi özde hepimiz biriz ya Ali dayı. Ruhen eyvallah. Biriz ama suret olarak, akıl olarak, düşünsel olarak hepimiz farklıyız. Şu farkı fark etmeyi bir açar mısın? Konu olsun. Yani farkı fark nedir? Farkı fark insan olduğumuzu fark etmek. İnsanca yaşamak. Evet. Allah'ın emir ve yasaklarına göre uyup yaşamak. Şeriat-ı Muhammediye'ye uymak. Ondan sonra insan olduğumuz açığa çıkacak zaten. O zaman insan olan ne yapar? Hiç kimseyi ezmez, basmaz. Ne bileyim kötü söz konuşmaz. Herkese aynı davranır. Yani sen neysen, talep ne ettin onu yapar. Şimdi bir mürşide veya bir rehbere git, ilkokul öğretmenine git ne diyecek? Bu okulun bir kuralları var, oraya uy diyecek. Kuralsız okul olur mu? Değil mi? Kuralsız anlatıyoruz, kimse anlamıyor. Demek ki kuralına göre anlatacağız ki anlasınlar. Mesela Bektaşilerde, Alevilerde şey yoktur. Şeriat namazı yoktur ama ben namazsız hiçbir şey almadım. Zikirsiz hiçbir şey almadım. Bana ilk gün geldi efendim. Hoş geldin, sefa geldin ama oğlum Peygamber Efendim ne yasa kılardı namazları? Sünnetleri camide kılardı, gelirdi evinde farzları kılardı. Dört rekat sabah namazı farzıyla sünneti, öğlen dört, ikindi dört, akşam dört, yatsı dört. Bir de Allah için kuşluk vakti kalkar üç ile dört saatler arasında. Allah'ın özel ayet var ya, çık kalk ya Muhammed benim için namaz kıl diyor. O namazı kılır, ondan sonra yatar. Sabah namazından önce. Tekrar kalkıyor, sabah namazını kılıyor. Sabah namazındaki o fazilet, herkes uyurken sen kalkmışsın, Allah'ın huzuruna dikilmişsin. Yani Allah senden uzakta değil, kendindekine dikiliyorsun, huzura dikiliyorsun. İşte neyi hatırlıyorsun? Azizini hatırladığın zaman Allah açığa çıkıyor. Sen yokluğunu, idraksizliğini, ilimsizliğini an. Yani şimdi şunu söyleyeyim, Beyazıt-ı Bestami'ye demişler ki, büyük velilerdendir Beyazıt-ı Bestami Hazretleri. Himmetleri var olsun. Diyorlar ki ya Beyazıt senin ilmin ne kadar? Bir avucun içini doldurabilir mi? Anca doldurabilir diyor. Allah'ın ilminin karşısında ne olabilir diyor. Zerre bile atmaz. Hemen Beyazıt elindekileri atıveriyor. Anlatabildim mi ablacığım? Yani demek ki ilimle gidilmiyor bu iş. Aşkla, sevgiyle. Yani azizini bileceksin. Bak abla bu kadar yakın bak. Şimdi hakikatten konuşuyoruz tamam mı? Bu gözden bakan sen misin? Hayır. Bu kulaktan duyan sen misin? Hayır. Kelam yok, böbrekleri çalıştıran, yani bana kudret kuvvet veren, beni yürüten güç kim abla? O. O dediğimiz Allah diyebilir mi? Allah, Allah. Tamam bitti bak. Burası ne? Burası fakülte. Bitti. Ha bundan sonrası hızlı okulu hızlı siz yapacaksınız. Ablacığım. Çok güzel tarif ettin. Bak. Bak şimdi doktorasını sen yapacaksın. Doçentliğini, evet. Profesörlüğünü sen yapacaksın. Kusura bakma benden bu kadar. Evet. Oldu mu abla? Oldu oldu şimdi, vallahi çok güzel oldu. Şimdi, Ali Halis dayı da bir türkü söylesin araya girsin eğer sazı da varsa. Abla burada türkü söylemiyoruz bak hakikat söylüyoruz. Bir dur. Gözünü sevdiğin. Türküyle olsaydı şimdi, açın radyoyu dinleyin. Ali Baba da dinliyor. Bak işte, bak bir dinle. Yapıyorum. Abla bak dinle. Şimdi akıp giden bir suyun önüne bak bir gönül konuşuyor. Set koyuyorsun. Ben sen dedim ki sen olmaz canım abla. Anlamadım Ali dayı. Yok yok abla girme. Lütfen. Tamam. Lütfen.
Tamam. Bak ne dedik Şimdi biraz? Bir dakika önce dedim ki gönül bu. Gönül değil mi? Gönüle paldır küldür girilmez. Gönülden akan bir nehir var. Akıp giden bir nehir var. Sen onun önüne set germeye kalkarsan hiç kusura bakma yarın küserse ne yapacağız? Değil vallahi mi? Ali deryasını bulmuşuk, dalmak gerekir Ali dayıcığım. O zaman dalacaksın. Türküyle şarkıyla bizim işimiz yok. Şu Aynen öyle. türküler bak bir dinle abla. Türküler seni söyler. Dillerde name adın. Aşk gibi, sevda gibi diyor. Bak adam söylemiş. Sen duymadın bunu. Evet. Şimdi Ali Dayı'dan söylüyor bak o türküyü. Sen ne türküsü arıyorsun ki? Ha, buyurun ablacığım buyurun. Ya, kusura bakmayın. Söylemem lazım, ikaz etmem lazım ediyorum yani. Ha, buyur ablacığım. Bir de Ali dayıcığım şunu da söyleyelim mi? Mesela Söyle. la havle ve la kuvvete illa billahül aliyyül azim diyoruz. Ama bir Evet. de ben varım diyoruz, değil mi? Güç kuvvet senindir diyoruz. La havleye çekiyoruz ama bir de kendimize varlık nispet ediyoruz, değil mi Ali dayı? Bunu da biraz Eyvallah. açalım inşallah. Şimdi orada nasıl nispet ediyorsun onu kendine? Nispet varlığın ne senin abla? İşte Nefsin değil mi? kendime işte bunu da Nefsin açalım. nefsin bak benlik koyuyorsun. Yani akıl Evet. koyuyorsun. Ben diyorum ki akıldan çıkacağız. Bak aklı koydun hemen tak. Muhabbeti döndürdün, çevirdin. Nereye çevirdin? Nefse çevirdin. Ne yaptı? Evet. Su tak durdu. Gönül ne yaptı? Durdu. Sen şimdi benim gözümden benim derken benden bakanın kim olduğunu biliyor musun? Evet. Değil mi? Benden konuşan Evet. kimdi? Oydu. Ama sen akıl koyduğun zaman ne oluyor? Tap. O ne derler İbrahim Aleyhisselam'ı ateş niye yakmadı? O ateşe su dökmüş oluyorsun. Ateş sönmez ama üzülür biraz da değil mi? Bırak yanıyorum ben ya. Faydalan sen Evet. bundan. Buraya gönül koy, akıl koyma. İşte aşk koy buraya. Aşk. Gönül dediğimiz aşk. Gönülle dinle beni. Akılla gelme bana gelirken. Gönülle gel. Ki doldurayım. Boş şeyleri doldurayım. Ben doluları dolduramıyorum ki ablacığım. Öyle bir kabiliyetim yok. Ya da ben desteği kırarım ondan sonra doldururum. Ona da gerek yok. Değil mi? Ne gereği var? Boş desteğiyle gel ki yani ben bir şey bilmiyorum diye sohbeti dinlerken buradan hak konuşuyor diye dinle de dolmaya bak. Yani bu işin de acısını da söyleyeyim de tatlısını hep beraber yaşayalım inşallah. Sen öyle dinlersen Kesinlikle. o muhabbet o gönül açılacak. Daha ne ayetler çıkacak belki Allah neler lütfedecek. Çünkü ana girmişiz. Girdik anın zikrine diyor her yanım oldu dil. Hani var mı böyle bir dil olan her yanı dil olan? Ali dayı, Alo. müsaadenizle bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Şimdi bana da bu yakın zamanda bir öyle bir idrak gelmişti. Öyle herkesin gözlerine bakıp bu da mı sen, bu da mı sen, bu da mı sen, hepsi mi ben diye ağlamaya başlamıştım. Yalnız onun öncesinde bu yola çıkarken şöyle dedim. Rabbim sen bizi böyle insan bedeninde yarattın ya dedim. Peki içimiz insan oldu mu ya da insanla doldurduk mu diye. İnanın hiçbir şeyden haberim yokken zaten o beni yola sokuyormuş, öyle şey yapıyormuş. Ve bir takım şeyler yaşadım. Gerçekten kendi adıma hepsini kabulleyim. Hepsini böyle her ne gerekiyorsa, her ne olduysa kabul ede ede. Bir anda dedim ki öyle de denedim, böyle de denedim. Acizimi biliyorum, yeter dedim, yeter. Böyle teslim oldum. Gerçekten ellerimi evimin içinde gözlerim yaşta havaya kaldırdım. Aciziyetini bilmekmiş ya. Yok Tamam dedim ben ya. acizim. Öyle güzel anlattınız ki. Sonra çıktım o Kızılay'da ben Ankara'dayım. Yolda yürüyorum, işlerim var. Ona bakıyorum, onun gözüne bakıp ağlıyorum, bunun gözüne bakıp ağlıyorum. Bakamaz oldum. Öyle ağlaya ağlaya gezdim günlerce. Öyle güzeldi ki kalbimden, böyle gönlümden taştı Ama ben onu gönlümde, gönlümde, gözümde böyle onu hissetmiş olmak. Her yerde onu görmek, çiçekte var işte böcek zaten vardı ama hiç bu kadar da böyle canlanmamıştı. İnsan o zaman aşk oluyor işte aşk. Sen onu İşte bak. anlattın şimdi. Tam da böyle anlattın. Tam da böyle yaşadım hamdolsun. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani bu arada ben de Ankara'dayım. Aa ne güzel. İnşallah görüşürüz. Hadi İnşallah. dayı. Bekleriz. Ali Yani abim.
He abi. Beyazlı Bestami dedin de evet. Bir Beyazlı Bestami'den bir muhabbet anlatabilir miyim? Tabii buyur abicim, ne demek ya, buyurun. Eyvallah. Hepinize aşkı niyaz ediyorum. Beyazlı Bestami Hazretleri çok alim, çok derin, çok bilgin bir hocadır. Hangi camide vaaz verse o cami dolar taşar. Her hafta cuma günleri, cuma gününe kadar insanlar birbirleri arasında muhabere yaparlar. Ya Beyazıt Hoca, acaba Bestami Hoca hangi camide? O cami dolar taşar. Bilgindir. Bestami Hazretleri bir gün bir genç delikanlıyla karşılaşır. Yabancıdır. Hoş geldin delikanlım, hoş bulduk. Nereden gelirsin işte, nereden geldiğini, nereye gittiğini anlatır. Böyle sohbet muhabbet derken hoca ya Bestami Hoca. Bir şeyler sorar, çocuk anında cevap verir. Daha derinini sorar, çocuk anında cevap verir. Daha derinin derinini sorar, çocuk anında cevap verir. Çocuk bir sorular sorar, Bestami Hoca cevap veremez. Evlat der, sen nerede yetiştin? Senin hocan kimdir? Pirin kimdir? Bunları sen nereden öğrendin? Ben de Cafer-i Sadık okulu mezunuyum. Benim pirim Cafer-i Sadık'tır. Cafer-i Sadık o zamanın en bilginidir. Bu zamanın da en bilginidir. Her zamanın en bilginidir zaten. Abi İmam Cafer-i Sadık efendim 7 yaşında çocuktur. Beyazlı Bestami hacca gidiyor. 7. hacı. Şöyle bakıyor, ya Beyazıt nereye gidiyorsun diyor. Hacca gidiyorum. Ne oldu diyor. Kaçıncı? 7. Daha kabul olmadı mı diyor. Yok diyor. Gel diyor. Gel etrafımda dön 7 kere de diyor. Haccın kabul olsun. Diyor ki Beyazıt, eğer İmam Cafer-i Sadık'a yolum gelmeseydi kafir olarak gidecektim diyor. Anladın mı abi? Onun için Ehl-i Beyt bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey. Yani o İmam Cafer-i Sadık efendim kapıdan içeriye girdim miydi bütün alimler hepsi ayağa kalkar, ona baş köşeyi verirlermiş. Çünkü onlar gelişinde var abi. Gelişinde nur olarak, nar olarak değil, nur olarak geldiler, nur olarak da gittiler. Onlar Allah'ın birer emaneti. Yani onlar devam ediyor her şey. Şimdi bizim burada büyük bir eksikliğimiz, hakikat sohbeti yapıyoruz diyoruz ama hiç hakikattan yok. Hiçbir şey kaybolmuyor. Dünyada, yeryüzünde zerre bile kaybolmazken biz neyi kaybediyoruz abi? Halis abi. Hiçbir şey kaybolmuyor ya. Sigarayı içiyorsun, külü kalıyor değil mi? Külünü atıyorsun toprağa, gene toprağa karışıyor. Kaybolan bir şey gösterin bana lütfen ya. O zaman bak, yani nerede olduğumuzu, nerede sohbet aldığımızı onu bilmiyoruz. Ya biz aşık mıyız? Yolda mıyız? Yolcu muyuz? Yoksa biz bu işin heveslisi miyiz? Anlatabiliyor muyum abi? Evet. Bak ablam ne güzel anlattı. Her gözde onu görmek. Ağaçta, çiçekte, böcekte, her yerde onu görmek. Ya. Ondan başka bir varlık yok diyoruz. Bir dakika sonra abi değişiyoruz. Yok öyle bir şey. Kendini de görmeyeceksin abi. O aynaya bak, aynaya bakmak güzeldir. Kendini bilmek güzeldir ama bir yerden sonra bütün aynaları kaldıracaksın. Sen de kalkacaksın ki o zaman açığa çıksın. Var olan Allah diyor. Beyazlı Bestami Hazretleri gene öyle yapmış. Nefsiyle savaşa girmiş abi. 40 gün mü ne yemek yememiş, aç yememiş, açlıktan nefsi bitmiş. Bitap düşmüş. Nefis içinden çıkıyor abi. Bir kedi olarak o oruç, o oruç Beyazlı Bestami'ye ait değil. Hacı Bektaş-ı Veli'ye ait. O her yok. Gitme abi, Hacı Bektaş-ı Veli başka bir şey. Onu katma oraya. Herkes tutamaz o lütfen, orucu. Lütfen. Yok. Lütfen. Hacı Bektaş-ı Veli'nin öyle bir oruca ihtiyacı yok. Abi Veli bir dur ya. Bir dur abi. Orada dur abi. Elini öperim senin. Dur. Şimdi o diyor ki sen bensin, ben senim işte diyor. Yani bakıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Elini bile kaldıramıyor nefsi olmasa.
Anlatabiliyor muyum? Gel diyor, gel gerisin, geri gel. Onun için geri alıyor. Tamam mı? Yani nefis böyle bir şey. Nefissiz de olmaz. Ne diyor Peygamber Efendim? Diyorlar ki Peygamber Efendime, nefsinizi ne yaptınız? Ben nefsimi Müslüman ettim. İslah ettim. Yani nefisle güreşen pehlivan çoktur. Ama islah edilir. Ya Rabbi diyor, ben seni layıkıyla bilemedim diyor Peygamber Efendim. Anladın mı? Onun için abicim, her velinin, her sultanın bir şeyi var. Hacı Bektaş Veli Efendim yetişmiş şeyden geliyor abi. Ahmeden Yesevi Efendim'den direkt geliyor. O veli yani. Kerametleriyle, ilmiyle, bir dur abi. İlmiyle, biliyorsun değil mi? Anadolu'da 7 tane evliya var. Onlara geliyor. Gözcü Karacaahmet sultanlar filan hepsini. O başka bir şey abi. Orada o muhabbet onunla olmaz. Onunla olmaz. O velidir yani. Direkt Allah'ın veli ismidir. Onun için olmaz. Anladın mı Halis abi? Elini öperim. Ama o değil yani. Sen yanlış duymuşsun onu. Bir daha devam okursan edebilir. Veya incele. Devam edebilir miyim? Devam edebilir tabii, miyim? Buyur. Ve Bestami Hazretleri ortadan yok olur. Nereye gittiğini, kime gittiğini kimse bilmez. Ve Cafer-i Sadık'ın kapısına gidip kapısına vurduğunda içeriden çıkan bir sahabe buyur der. Bestami Hazretleri 60 65 yaşlarında, Cafer-i Sadık Efendim 20-25 yaşlarında. Cafer-i Sadık Efendim görmeye geldim der. Bir sorayım der. Gider içeride sorar, geri döner. Der ki içeride oyun oynuyorlar. Oyun bitsin, ondan sonra siz girersiniz. Bestami Hazretleri büyük bir şaşkınlıkla, bu ne oyunu ya, ben nereye geldim acaba gibisinden. Evet. Ne oyunu der? Ceviz oyunu der. Ne oluyor bu ceviz oyunu bilmiyorum. Adı öyle der. Oyunun adı ceviz oyunu. Ceviz nedir bilir misin? Beyindir. Beyine benzer değil mi çok? Yani Cafer-i Sadık kişinin durumuna göre alacağı, eriştiği yere göre muhabbet açar, muhabbet dinler. İçerideki zat, evet öyle bir zat ki muhabbete girdiler. Ama ona ceviz oyunu diyecek. Sen çöz yani. Tabii onu şey çözemez. Neyse onu yolcu ettikten sonra Beyazlı Bestami Hazretlerini içeri alır. Ya der, bir ceviz oyunu oynuyorsunuz. Nedir bu ceviz oyunu? Ya imam. O da der, herkesin kariyerine göre oyunlar düzenlerim ben der. Gel seninle de saklambaç oynayalım der. Hadi Bestami der. Sen saklan, ben seni bulayım. Hayır. Saklanır, bulur. Hemen. Yani saklanacak yer bulamadığında gittin Kabe'nin arkasına mı saklandın der. Bulur onu. Hadi ikinci defa saklan. Beyazlı Bestami ikinci defa saklanır. Tamam mı der? Tamam. Ya bula bula Bestami Hazretleri, gidip de okyanusun dibini mi buldun der. Saklanacak başka yer bulamadın mı? 18 bin haremde. Peki üçüncüye Beyazlı Bestami saklanır. Tamam mı? Hani biz oynarız ya çocukken böyle sebe oynarız. Tamam der. Ya Bestami, ya koca 18 bin alemde bir yer bulamadın da gittin sarı öküzün boynuzuna mı girdin der. Oradan da çıkar. Haydi ben saklanayım, sen beni bul der. Cafer-i Sadık Efendim saklanır. Bestami Hazretleri 18 bin alemi milim 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 tarar, bulamaz. Ne kadar zaman aradı? Zaman ne kadar verildi? Artık bir hafta mı, bir ay mı, bir sene mi, 7 sene mi bilinmez. Tabii onlarda zaman yoktur ya, o zaman bize göredir.
An vardır onlarda. Bulamayacağım efendim der. Sen kazandın. Ve Cafer-i Sadık efendim çıkar ortaya. Ya efendim ya pirim der. 18 bin alemi milim milim taradım. Bulamadım. 18 bin alemin dışında saklanacak daha başka bir yer mi vardı? Ey koca Bestami der. 18 bin alemi milim milim taradın, baktın, aradın ama gönlünü aramadın ki. Ben senin gönlüne saklanmıştım. Şimdi düşündüğün zaman burada ki manaların manasını versek burada herhalde sabahlara kadar anlatırız belki. Ya da 2-3 saat sürer en azından. Sonuç, eğitim bu şekilde başlar ve Bestami Hazretleri eğitimini tamamlar, yurduna döner. Görenlere Bestami Hoca gelmiş, Bestami Hoca gelmiş, Bestami acaba nereye gidecek, acaba hangi camide, falan camide olduğunu öğrenirler. Bütün sahabeler o camiyi doldurur, taşırır. Biraz da Bestami Hoca'nın özlemi var. Namazını kıldırdıktan sonra Bestami Hazretleri herkes dağılır, daha dağılmadan caminin dışındayken durun ey cemaat-i müslümin der. Herkes durur dinler hocayı. Bakın der, 9 yaşından beri namaz kılıyorum. Allah'a tek bir rekat namaz borcum yok. 9 yaşından beri oruç tutarım. Allah'a tek bir gün olsun oruç borcum yok. 70 defa hacca gittim. 70 tane kurban kestim. Bütün yaptığım ibadetlerin hepsini satlığa çıkardım. Var mı alan der. Ula Bestami Hoca gibi bir kişinin ibadeti satın alınır mı? Hem de o kadar pahalıdır ki o ibadet. Ya gideyim de biraz evden para alayım, ne varsa ne yoksa gibi düşünenler var, durdurur. Evinize gitmeyin der. Üstünüzde ne varsa satıyorum ya, yok mu alan? Herkes cebindeki parayı çıkarmaya bir türlü güvenemez, utanır, sıkılır. Ya yok mu alan? Satıyorum işte bütün ibadetlerimi der. Ama cuma namazını kılmaya gelmiş, cebinde 2,5 lirası olan, yani bugünkü deyimle, bir işçi kardeşim yarım ekmek arası bir köfte yaptırmış da karnını doyuracaktı. Beyazlı Bestami de durun bir şey anlatacağım deyince daha ekmeğinden ısırmadı, o da ne anlatacak diye, o da bir şeyle böyle dinler heyecanla. Bestami Hazretleri ya yok mu alan, ne veriyorsanız der. Bu sefer o çocuk ya Bestami Hoca der, ha yarım ekmek aldım köfte, başka da param yok ama ısırmadım. Ha buna verir misin der. Ver ya ver der. Ver. Al bütün yaptığın ibadetler senin olsun der. Alır yarım köfte ekmeği. Ama o köftenin kokusunu alan köpek, karnı aç yavru, kuyruk sallar. Köpeğin önüne ekmeği doğrar. Köpek iki hamlede yutar. Yine kuyruk sallar. Hayvan doymadı ki. İşte köpeği iki elinin arasına alır böyle. Bestami Hazretleri bir başlar ağlamaya. Ey Rabbil Alemin, bunca yıldır yaptığım ibadetler bir köpeğin karnını bile doyurmadı. Ey cemaat-i müslümin der. Eğer Cafer-i Sadık'a gitmeseydim, eğer Cafer-i Sadık'ı tanımasaydım, eğer ondan ilim, irfan öğrenmeseydim, vallahi de cehennemde yanacaktım, billahi de cehennemde yanacaktım, tıllahi de cehennemde yanacaktım. Abi hırkayı görüyor musunuz der, hırkasını açar böyle. Abi hırkanın içinde vallahi de Allah'tan başka kimse yok. Billahi de Allah'tan başka kimse yok. Tıllahi de Allah'tan başka kimse yok der. Ya bizim Bestami Hoca kafayı yemiş derler. İşte orada kafayı takarlar ve sonuç Bestami Hazretlerini şehit ettiler. Aynen Hallacı Mansur gibi. Eyvallah efendim. Gönlüne sağlık abi. Eyvallah. Okuyayım mı değiş? Oku buyur abi, ne demek?
Öyle. İstek de vardı. Abi, ama buyur. Boş ver be. Gam yeme. Thank you.
Gönlüne sağlık abi. Eyvallah. Sizin de yüreklerinize sağlık. Aşk Halis olsun. Abi gönlüne sağlık, yüreğine sağlık. Sizlerin de kulaklarına, yüreklerinize sağlık. İmam Cafer Sadık Efendim öyle diyor. Ya bir mürşidi danayı bul ya da bir tenhayı bul. Eyvallah. Tenhada mürşid kendin olursun değil mi? Bilemem abi orayı da. İşte ya bir mürşidi danayı bulacaksın ya tenhayı bulacaksın. Başka yolu yok bu işin. Aşk abi aşk nerede satılıyorsa bir an önce yönünü o tarafa çevir. Satılmaz da parayla satılmaz. Parayla alınmaz. Parayla da alınmaz. Tarifi yapılmaz. Rengi yoktur, boyu yoktur, endamı yoktur, edası yoktur. Ateş midir, buz mudur, soğuk mudur, sıcak mıdır? Tarifi yapılmaz, sade ve sade yaşanır. Yani şu şuna benzer. Mesela diyelim ki Aynur kardeşim bir gün bir mahkemelik işi oldu. 7-8 aylık bir bebeği var, çocuğu var kucağında. Çocuğundan ayrı kalacak. Ayrı kalması gerekiyor yani. Mahkemeye gidecek. Çocuğu işte güvenilir birisine bırakır. Mahkemeye gider. Mahkemeden gelince o Aynur Hanım'ın o açlığı, susuzluğu hiç önemli değil. Bir an evvel o yavrusuna kavuşmaya çalışır. Şimdi empati yapalım o anneyle. İçeri girer girmez yavrum der değil mi? Alır onu bağrına basar. Ben de kamerayla çekiyorum onu. O beni görmüyor. Öper yanağından, öper öbür yanağından yavrum der. Bir sağına alır bağrına basar. Öper bir soluna alır bağrına. Öper bir sağına alır. Öper bir kucağına alır. Bir şöyle şey yapar. Bir böyle gezdirir. 10 dakika içerisinde tak durduruyorum. Bak diyorum Aynur Hanım. Gel istersen şu videoyu beraber izleyelim. 10 dakika içerisinde bu çocuğu 50 kere bağrına bastın, 100 kere öptün. Bağrına basmasaydın ne olurdu? Öpmeseydin ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı. Basmasan da olurdu, öpmesen de olurdu değil mi? Evet ama olmuyor. Peki neden olmuyor? Öptün de ne oldu? Anlat bakayım. Anlatabilir mi? Hadi sen de babasın. Aynı şeyi sen yaşadın. Anlatabilir misin? Ama onu yapmasan olmuyor. Onu bağrına basmasan olmuyor. Onu öpmesen olmuyor. Seviyorsun. Seviyorsun. Sonsuz seviyorsun. Doyumsuz seviyorsun. İşte aşk. Tarifi yok. Nedir o öpmek? Öptün ne oldu? Bağrına bastın ne oldu? Anlat bakayım hadi. Anlatabilecek misin? Yaşanır değil mi? Sadece yaşanır. Anlatılmaz. Orası yaşanır. Eyvallah efendim. Aşk işte. Aşkı tarif etmeye çalıştım. Çünkü tarifi yok ya. Gönlüne sağlık. Eyvallah. Abi, canım abim, canım sultanlarım. Kendini unuttuğun zaman aşkı ispat edersin. Tabii ki. Allah'a ispat edersin. Yani bir sen varsın, bir o var, bir şu var. Bu olmaz. Bu gönülden gönüle gidilen bir yol. Sessiz sedasız. Öyle bir şarap içtim ki diyor. Yani aşkı öyle bir tattım ki diyor. Ne el vardı, ne dil vardı. Öyle bir aşk içtim ki diyor. Öyle bir. Ne de doyum var. Ne de doyum var. İçersin sarhoş olamazsın. Abim Ali abim. Ali abim gözünü sildim bir dur. Bir dur canım abim. Elini öptüm bir dur. Ama şimdi, aşk olmasa da meşk olmaz. Ali abim aşk olmasa da meşk olmaz. Abi aşkın rengine aşkın sıfatullah boyasına boyanacağız. Ali abim eyvallah. Elini öptüm. Eyvallah. Aşk olmazsa meşk olmaz.
Ali abi, olmaz canım abi. Tabii ki. Şimdi bak abicim. Aşk başladın mıydı? Ne yapar? Kendinden önceki ne var ne yoksa hepsini siler süpürür atar. Aşk gönüldür. Aşk Allah'tır. Aşk Muhammed'dir. Aşk Ali'dir. Aşk Ehl-i Beyt'tir. Bu Allah'ın evet. ipidir. Şimdi tesbihteki tesbih neden kıymetlidir? Değil mi? Bir imamiyesi var. İmamiyeden önce bir ipi var bak onun ortadan geçen değil mi? Hı hı. Bir ipi dizilmezsek nasıl olacak bu aşk abi? Bu aşk anlatılmaz ama bir yerden de doğar ya. Güneş bir yerde doğmuş, biz onun etrafında toplanırız değil mi? Hı hı. Karanlık varsa güneşin de doğacağını biliriz. O zaman aşk güneşe benzer. Güneş de Muhammed Mustafa Efendime benzer. Eyvallah. Size bir şey söyleyeyim mi? Aşktan biraz bahsedelim. O nuru Muhammed'den alır güneş ışığını. Haberiniz var mı? Aşk o Muhammed'le doğar. O muhabbetsiz bilinmez. Ne olur abim. Aşkın destanını diyor kendinden oku. Ondan bundan duyup da rivayet etme diyor. Neyzen Tevfik. İmmetleri var olsun. Koca ustaya bak ya. Hı-hı. Kendinden ondan bundan duyup rivayet etme diyor. Kendinden oku diyor. İcran destanını kendin yazdıysan oku. Başkasından duyup da rivayet etme. Güzel abi. Güzel abiler. Canım anneler. Babalarım. Ne olur. Şimdi ne olur. Hani bir biz uzayda o... bir kara delik derler. Ah kurban oldum. Özür diliyorum. Neyse buyur abi. Bir şey mi anlatacaktım? Buyur. Ben bitti sözün diye şey yaptım da Ali yok, abi. Sen devam et. Yok ben senin şeyine bir ilave yapacaktım. Uzayda ya, hani bir kara tamam. delik derler ya. Kara delik. O kara delik kara deliğe giren yok oluyor. Kara deliğe giren yok oluyor. Yani hangi yıldız hangi dünya girse o kara delikte yok oluyor. Ama bir yıldız giriyor kara deliğe. Hiç özelliğinden bir şey yitirmeden oradan çıkıyor. O yıldız hangi yıldız acaba? Güneşin adı da yıldızdır değil mi Ali abi? Güneşin adı da yıldızdır. Güneştir. Özelliğinden hiçbir şey yitirmez ve kara delikten çıkar. Kimdir o biliyor musun? Evet. Fatma-tuz Zehra'dır. Güneş Fatma'dır. Fatma anadır. Elhamdülillah. Muhammed'den doğar dedin ya. Güneş Muhammed'den doğar dedin ya. Muhammed'den doğan Fatma'dır. Fatma'dan yansıyan güneştir. Eyvallah. Eyvallah efendim. Abi sultanım işte diyorum ya biz o aşk okuluna okumaya çalışan bir ağaç. Fatma'dan doğana ne denir Ali abi? Hasan Hüseyin denir değil mi? Eyvallah. Eyvallah. Ali dayı ben bir şiir okuyayım istersen size. Buyur abi oku. Sevgili. Neredesin gülüm? Canım sevgili. Seni arıyorum. Durmadan seni. Yollarım sana. Günlerim sana. Varlığım, yokluğum, dönüşüm sana. Ararım seni. Kaybetmişçesine. Sabahın seherinde, ruhumda, bedenimde. İsminin geçtiği bütün dillerde. Kokunun geçtiği bütün güllerde. Aradım seni,
sessizce odamda. Bir hasret kokusu tüttü burnumda. Varlığım kayboldu, yok oldum bir anda. Geceler uzun, geceler sessiz. Bir duygu hissettim, belli belirsiz. Yüreğimde aşkın, varlığımda sen. Gayrisi yalan, sen, sen, sen. Gözlerimi kapattım, karanlık bir dünya. Nerede bulunursun? Bir ses ver bana. Düşüncem dalar gider, odamda sessizliğin. Kalbimde yanan çıra sensin, sen, sen, sen. Kendi kendime seni sevişim, sevginle demlenişim. Bir çocuk bakışında, tomurcuk açışında, gecenin ay ışığında seni ararım. Sözler durur, düşüncem durur, kainat durur. İsminin sarhoşluğunda ruhum durur. Hissediyorum seni kalbimde, kırmızı bir çiçekte, gönlümde, düşüncemde. O koca sevdan yol oldu, gül oldu, son oldu sonsuzluğunda. Bırakma beni bana, varlığında vuruldum, sarhoşum sana. Sevgilim benim, her şeyimsin, anlamım, varlığım, yaşamımsın. Aldığım nefes, soluduğum havasın. Masum bir çocuk kalbinde sana yazışım. Yüreğimde aşkın, varlığımda sen. Gayrisi yalan, sen, sen, sen. O güzel gönlüne gelsin Ali dayı. Gönlüne sağlık, diline sağlık. Maşallah, maşallah. Yüreğine sağlık. Selamun aleyküm canlar. Aleyküm selam Ergün abi, hoş geldin. Hoş bulduk Ali, ne yapıyorsun? Ne yapalım abi, işte dilimizin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Eyvallah. Sen nasılsın abi? Şükür, şükür. Şükür, sizi dinlemeye çalışıyoruz. Bizde ne var abi ya, sizin gibi ustalar var, susarız. Ergün abi merhaba. Merhaba Ali abi, nasılsın, iyisin inşallah. Teşekkür ederim, siz de nasılsınız? Şükür. Şükür. Abi açtık baktım yayın varmış. Abim bir gönlümüzü, paslanan gönlümüzü, kalbimizi birazdırın. Temizleyelim. Eyvallah. Eyvallah. Biz üç bacıydık. Gürrühün ağacıydık. Kırklar meydanında süpürgeciydik. Süpürgeci Selman, kör olsun Mervan, zuhura gelsin Mehdi sahibi Süleyman. Ber Cemal, Muhammed Kemal, Şah Hasan, Şah Hüseyin, Ali ile Muhammed'i bir bilelim. Verelim onun ehli beytinin gül yüzüne canı gönülden selavat. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala ali seyyidine Muhammed evladı ehli beyt. Oh. Eyvallah. Süpürdük mü gönülleri? Süpürdük, çok şükür elhamdülillah. Eyvallah. Aşk işte o. İşte aşk Ehl-i Beyt Muhammed Mustafa Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Aşk o. Ah, Muhammed rızasını bir an önce kazanmak. Bir an önce kazanmak. Nerede satılıyor, nerede bulunuyorsa bir an önce kazanmak, onu bulmak. Yüzünü ve çini o tarafa dönmek. Onu bulmak onun ahlakıyla ahlaklanmaktır. Değil mi Ali abi? Tabii abicim, onu bulmak, tabii. Onu bulmak, onun gittiği yoldan gitmek, onun yasaklarına uymak, onun yasalarına uymak, onun yasalarına uydun, onun yolundan gittiğince mutlaka mutlaka o yol seni ona götürecektir. Eyvallah. Abi derler ya, sahipsiz kuş kanadından kırılır derler. İlla bir sahibin olacak. Yani evet. Sana şahitlik yapacak biri lazım. Tabii ki. Rehberin mürşidin olacak. Olması gerek. Yani yarın seni rehberinden isterler, mürşidinden isterler. İsterler. İsterler tabii ki. Tabii ki. Ya yola çıkmak, yolda olduğun belli olsun. Hani karıncaya demişler Kabe yanıyor. Yola düşmüş ağzında su. Ya nereye gidiyorsun? İşte Kabe'ye su taşıyorum ya. Yıkılığın adam ya olsun demiş. Safımız belli olsun.
Bizim de sapımız. Şeye, Halil İbrahim'in yaktılar ya, ona su taşıyor. Halil İbrahim'in ateşini söndürmek için. Fil de ona baktı, böyle güldü. Ne yapacaksın, bununla mı söndüreceksin diye. Sen senin taşıdığın kadar sevap alırsın, ben de benim taşıdığım kadar sevap alırım. Sana ne dedi? Evet, en azından ben tarafımı belli ediyorum. Kuşlar gagalarıyla kimisi su attı ateşin üstüne, kimisi de yerden dal parçaları toplayıp ateşin üstüne attı. Yani herkes tarafını belli etti orada. Ali abi. Eyvallah. Abi. Ergin abi. Efendim? Abi. Abi. Sen ne yapıyorsun abi? Anlat ya bakalım şu Efali İlahiyeden falan bir şeyler. Siz aştan bahsediyorsunuz şimdi. İlme mi girelim yani? Gir abi. İlimsiz olmuyor mu mübarek? Aşk güzeldir. Aşkın ne rengi vardır, ne şekli vardır, ne de başka bir şeyi vardır. Yani aşk soyut değildir. Şey, pardon, soyuttur. Somut değildir. Somut ama değildir, lakin, evet, soyut. Ama o soyutu somut hale getirebilmektir önemli olan. Hayali bir aşk değil. Şimdi evet, demin sizin buyurduğunuz gibi Nur-u Muhammed'i görünce aşk başlar, ama o Nur-u Muhammed ya hayal olursa bizim için, ya hayal olursa. Çünkü nur gözükmez. Nur-u Muhammed gözükmez. Ama suret-i Muhammediye her daim gözükür. Nur-u Muhammediye'nin suret-i Muhammed halini görebilmektir önemli olan. Ve işte o Muhammed hiçbir daim ölmez. Hiçbir daim ölmez. Ergün abi. Ergün her abi. Her devirde vardır. Efendim. Ergün abi, cemalinizi görerek bu muhabbet dinlemek isteriz. He? Şu kamerayı açsana bir zahmet. İnşallah dur bakalım. Eyvallah. Hoş geldin abim. Buyurun. Selamünaleyküm. Ergün abi. Efendim? Şimdi biz hiçbir şey bilmiyoruz, biliyorsun. Aşkın pazarına çıkmışız. Öyle diyelim. Aşk elinde zaten bilme olmaz. Aşkı giren kişide bilgi olmaz. Yani ben şimdi aşk pazarına çıktım, arıyorum ya. Neyi aradığımı da bilmiyorum. Bilsem zaten aramam. Bilmeyen ne arayacak mübarek? Bilmiyorsan aramayacaksın. Arayacağız işte. Ya. Geldik ya. Yolun Mürşid'in kapısına geliyoruz ya abi. Mürşidimiz Allah ya. Yani Muhammed ya. Evet. İşte temin Ali abi de Allah razı olsun çok güzel kelam söyledi. Zaten bütün hepsi kelamlar birbirini tamamlıyor. Eyvallah. Aşk öyle bir şey ki söze geldi. Abi ben hemen çıkıp giriyorum. Aşk... Biri aradı, hemen sesi kesiliyor benim mikrofonun, ne hikmetse ya. Eyvallah. Şimdi az. Eyvallah. Eyvallah Pirim. Abi. Estağfurullah. Buyurun. Pirim. Buyurun, dinliyoruz. Bir, i̇şte, eğer muhabbetiniz bittiyse hocam, tabii, muhabbetiniz bittiyse sorum olacak çünkü. Bitirmenizi bekliyorum. Buyurun, buyurun Ali abi, buyurun. Estağfurullah. Sorabilir miyim? Tabii, tabii. Alevilik, Bektaşilik, Melamilik. Ben baktığımda bunların üçünü bir üçgen gördüm. Üçü birbirinden beslenir.
Üçü de birbirleri sayesinde ayaktadır. Başka bir tutanakları yoktur. Yani Alevilik, Bektaşilik, Melamilik. Bu Melamiliği bir anlatabilir misin bana? Melamilik 4 kapı 40 makamın bittiği yerde mi başlar? Yoksa Melamilik daha son hakikat ilmine gelmeden önce mi başlar? Melami'nin özel bir eğitim yeri var mıdır? Yani şöyle sorayım. Benim bildiğim Melami, ben Melami'yim diye Melami değildir. Çünkü Melami'lik söylenmez. Melami'lik yaşanır. Yani 100.000 kişinin içinde 2 tane Melami olsa o Melami'le birbirlerini görürler. Hal diliyle konuşurlar. Hal diliyle anlaşırlar. Vücut diliyle birbirlerini tanırlar onlar. Onu demek istedim efendim. Buyurun. Tabii. Sorduğum anlaşıldı herhalde. Zaten Melami bir tarikat değildir. Bir meşreptir. Eyvallah. Meşrep olduğundan dolayı bir tahsis boyutu vardır. Öyle söyleyeyim. Makam meratip dediğimiz olaylar vardır. Bu makam meratip yoluyla ilmi tevhid işlenir. Hı hı. O ilmi tevhidle yani zahirden batına bir yolculuk meydana gelir. Bir kuralı vardır. Bektaşiliğin de öyle. Aleviliğin de öyle. Her ne kadar birbirimize yakın da olsak, birbirimizden beslensek de bu üçünün de bir şeriatı vardır, kanunları vardır. Yani bir ilmi tevhidi vardır, bir hal, zevki tevhidi vardır. İşte bu baktan baktığımız zaman evet birbirimizden besleniriz, birbirimize dayanırız. Ama hiç kimse, mesela benim aklime değildir. Melamilik işte Bektaşilikten sonra başlar, ya da Alevilikten sonra başlar demeye benim hakkım, hukukum yoktur. Bunu söyleyemem. Ya da Melametten sonra Alevilik başlar. Ya da Bektaşilik başlar. Bunu da söyleyemem. Çünkü bütün hepsinin kendi içinde bir yolculuğu vardır, bir sistemi vardır. Tarikatlarda da öyledir. Tarikatlarda da böyledir. Evet, hepsi tarikattır. Hepsinin amacı belirli bir yere gelebilmektir. Ama lakin kendi sistemlerini oluşturmuşlardır. Kendi sistemlerinde giderler. Onun için hani 40 kapıdan sonra mı başlar? Makam 40 kapıdan sonra mı başlar? Ya da öncesinde midir diye bu soruya ben şahsen cevap veremem. Ama cevap verecek olan kardeşlerimiz olabilir. Ona bir şey diyemem. Ama ben cevap veremem. Çünkü böyle bir terbiyesizliğe ben giremem. Benim için terbiyesizliktir. Haksızlıktır. Yani. Estağfurullah. Estağfurullah. Bu hakaret olur. Çok yanlış bir ifade oldu. Niye terbiyesizlik olsun? Ya bilgim dahilinde değil. Cevap veremem diyebilirsin belki ama yani buna cevap vermek terbiyesizlik değildir. Yok şimdi mesela bizde 40 makam yok. Hı. 40 kapı yok. Bu Aleviliğe ait bir yoldan. Bektaşiliğe ait. Ama şimdi Bektaşiliğe de aittir. Şimdi burada bir zevki tevhid olarak bu 40 makamı 40 kapıyı zevk olarak dile getirebiliriz. Hı. Kendi makam meradiplerimize vurabiliriz. Eyvallah. Ama bu demek değildir. İşte 40 kapıdan sonra başlar demek değildir yani. Melami. Bir Orhan neydi? Başak. Yok, Başak değil. Salihli de zannedersem. Onun bir muhabbetinde dinlemiştim. Melamilik 4 kapı 40 makamdan sonra başlar diye de onun için o benim aklımda kaldı. Onun için o cümleyi ben öyle kullandım, öyle kurdum. Ben bu üç yolun birbirinden üstünlüğünü söyleyemem.
Şimdi böyle şey orada eyvallah. Şey ondan dedim. Eyvallah. Eyvallah. Orada elbette ki. Yani. Elbette ki. Elbette ki. Elbette ki. Üçü de haktır. Üçü de hak yoludur. Amen. Elbette ki. Amen. Yani üçü de Muhammed Ali'ye çıkar. Eğer Muhammed Ali'ye çıkıyorsa o yol yanlış değildir elbette ki. Tabii ki. Eyvallah. Ama melametlere mesela şimdi Ali vardır. Ali'den bahsedilir. Muhammed'den bahsedilir. Adem'den bahsedilir. Melametin de özünde Ali kaynaklıdır. Hı. Muhammed kaynaklıdır. Bu Alevilikte de vardır, Bektaşilikte de vardır benim bildiğim kadarıyla. Evet, kadarıyla. Eyvallah. Eyvallah. Demin Ali Dayı söyledi zaten sohbetinde. Bütün peygamberlerle batın geldim. Hı. Muhammed'le zahir geldim. Ali'nin sözüdür. Şimdi Ali zati tarafını olarak biz algılarız. Muhammed'e de zati sıfatı. Yani zat kendisi sıfatlaşıyor ya. Zat kendisi sıfatlaşır. O sıfat bir esmaya bürünür. Bu esmadan bir fiil, o fiilden de bir eser meydana gelir. Yani bunlar hepsinin bütündür. Ama biz bunu anlayabilmek için parçalara ayırmalıyız. Zat, sıfat, esma, fiil ve eser olarak bunu parça parça anlatıyoruz. Sonra hepsini bir bütün halinde idrak etmeye çalışıyoruz. Yani yol olarak böyledir. Ama asıl itibariyle bunun hepsi birdir. Onun için yani şimdi Muhammed'i Ali'den, Ali'yi Muhammed'den ayırmak imkansızdır. Ama Ali ile Muhammed'i de cem ettirecek olan Adem'dir. Adem olmazsa Ali ile Muhammed cem olmaz. Şimdi iki türlü yaratılış vardır. Biraz sohbet başka bir yöne kaydırıyorum. Kusura bakmayın yani. O şeyden çıkmak istiyorum. Estağfurullah. Güzel erken. İki türlü halk ediş vardır. Biri nur cihetiyle halk ediş vardır. Bir de Adem cihetiyle ya bir Nur-u Muhammed cihetiyle biri de Adem cihetiyle halk ediliş vardır. İlk önce zahiren baktığımız zaman Adem halk edilmiştir çamurdan. Ama ondan öncesine bakarsak nur cihetiyle yaratılış vardır. İşte Allah kendi nurundan bir nur meydana getirir. O nura bakar. Ona aşık olur. Ona olan aşkından dolayı bu alemi meydana getirir. Bu alemi nasıl meydana getiriyor? Adem cihetiyle meydana getiriyor. Dört ana sur cihetiyle. Tabi ondan öncesi de var. Onlarla alemi meydana getiriyor. Ve bütün bu alem Adem boyutunda ama o Adem'in de nasiyesinde alnının tam ortasında Nur-u Muhammed'i yerleştiriyor. Ama bunları kapsayan da zat dediğimiz Ali'dir. Ali hep batın kalmıştır. Yani zat hiçbir zaman sıfatlaşmamıştır. Ta ki Muhammed Aleyhisselam'ın zahir oluncaya kadar. Yani orada tevhid açığa çıkıyor son peygamber olduğu için değil mi ama? Ama tevhide giriş diyelim. Tevhidi daha açığa çıkartmıyorsun çünkü ilk önce Adem boyutuna mesela şimdi bir salik ilk önce Adem boyutunu tahsil eder. Eyvallah. Çünkü Adem yokluk demektir. Yok demek değildir. Yokluk demektir. Salih ilk önce yokluğunu idrak edecektir. Yani
fenai efal, fenai sıfat, fenai zatından salik feragat edecektir. Bunların kendisine ait olmadığını idrak edecektir. Ve temizlenecektir. O temiz olma hali ademiyettir. Yokluk cihetidir. O ademiyet ile beraber Nur-u Muhammed de işleyecektir orada. Nur-u Muhammed de halk edilecek. Nerede? Salik'te. Yoksa var. Açığa çıkacaktır. Tabii. Yoksa var ama Salik'te işlenecektir. Ademiyetiyle birlikte. Ki Adem. O ademiyetiyle birlikte Adem'in anlığı. Yani Salik orada ademiyetinde ademiyetini bulup Nur-u Muhammediye'yi kendinde bulacaktır. Başka bir yerde değil. Ve burada Ali hep batında kalacaktır zatı. Çünkü daha kendini zahir edecek boyutuna ermemiştir. Çünkü Suret-i Muhammediye daha ortaya çıkmamıştır. Daha Nur-u Muhammed olarak vardır. Cem Hazreti Cem'de çıkacak. Evet. Aslında Hazretül Cem'de ortaya çıkacak. Ama buradaki Suret-i Muhammediye nasıl diyeyim orası? Mana cihetindedir daha. Yani tam suretlenmemiştir daha. Orada bir meydana giriş var, bir doğum var. Cennetlere orada geçtiğinde bir doğum var. Daha zaten bunlar cennette oluyor. Ama cennette de ötelerde birilerde de kendimizde bulmamız lazım. O kendi cennetimizde. Eyvallah. O kendi cennetimizi bulmadığımız zaman mesela şimdi fenai efalde bütün fiillerin aklın fiili olduğunu idrak edemezse kişi ve bunu kabul edemezse, çünkü kabul etmek o kadar kolay bir şey değildir. Bildiğiniz gibi. Çünkü orada fiillere kötü, iyi, güzel, çirkin demeye hakkın yoktur. Çünkü hakkın fiili ise o tertemizdir. Yani hakkı tanımamış oluyorsun o zaman. Eğer bunu kaldıramazsa cehenneme düşer. Cehenneme düşer. Eyvallah. Tabii yani eğer mürşidin cennetinden cehennemine düşer. Cehenneme düşer. Allah'ın cennetinden cehennemine düşer. Kendi daha cennete giremiyorsun ki. Cehenneme yaşıyorsun orada. Ne güzel anlattın abi, doğru söylüyorsun. Efbas sıfatsa. Yani biz daha hala gaybde bir Allah ararız. O zaman işimiz çok zor. Muhammed'i de gaybde arıyoruz. İşte onun için Nur-u Muhammed'de bırakıyoruz dışı. Nur-u Muhammed'de bırakıyoruz. Evet, amenna zaten. Yani, bu alem Nur-u Muhammed'in. Buyur hocam. Buyur siz. Lafınızı bitirin. Ali abinin söylediği. Virani Hazretleri, Aşık Virani, gezer dağlarda, bayırlarda, ne gezersin derler, Allah'ı arıyorum derler. Daha sonra buldun mu derler, buldum der. Nerede buldun, yani hangi dağda buldun, kendinde buldun der. Peki madem kendindeydi, niye o dağları gezdin? Gezmeden de olmuyor, aramadan da olmuyor. Tabii bulanlar, arayanlardır, eyvallah efendim. Aman nasıl bak, çünkü ayetlere baktığımız zaman, ayetlerde mesela ben size şah damarınızdan daha yakınım diyor. Şimdi nerede? Bana benden daha yakın. Bende. Bende ama benden daha yakın. Başka bir yerde ben sizin içinizdeyim. Hala beni görmeyecek misiniz? Nerede? İçimde, bende, enfüsünde. Ama daha zahir olmamış. Gizli azime. Anasıl diyor ki işte arşa istiba etti. Nerede? Semaları göklerin üstünde, ulaşılmayacak bir yerde. Oraya istiva etmiş. Başın uzak. Bir uzakta gösteriyor ayetlerde. Bir de kendimizde gösteriyor. Yani bir arayış potansiyeli var ortada. Çünkü bu arayış potansiyeli niye olmalı? Her attığın adımda buldum deyip o anı yaşamak. Ama gaye o değil. Gaye o anı yaşamak.
Ya bulmak değil yani. Bulmak değil. O anı tatmak. Olmak. Tada yani. Tada. Tada tada. Olmak. Nasıl bakacaksın ki aa bu değilmiş deyip yeniden bir adım atıp yeni bir ana geçip o yeni bir anda buldun deyip yeniden tatmak. Aynen Miraç gibi. Her katta ayrı bir olay yaşıyor. Yaşıyor. En sonunda bir yere geliyor. Ondan sonra aşk başlıyor. Ama orada artık biz nurani varlık olarak şey yapıyoruz ama asıl itibariyle orada suretlenme var. Artık onu suretlenmeye başlamış. Yani tabiri caizse bu alemdeydik. Meyvelerde, sebzelerde, şurada, burada. Babaya geldik, anneye geldik. Ondan sonra anneye geçtik. Bir yarış yaptık, onu kazandık. Hep böyle bir oluşum. Yani soyut varlıktan somut varlığa doğru. Ama anne karnında bir doğum oluşuyor. Yani, zahiri doğum değil de anne karnında bağında bir oluşum gene meydana geliyor. Çünkü orada 120 günlükken çocuk onu orada ruhtan üflenir. Şimdi bunun zahirde başka daha işte Adem işte cennette işte Adem'e üflendi yapı. İşte orada anne karnında oluyor. Şimdi orada bir doğuş var. Orada tabiri caizse Adem'e Nur-u Muhammed emanet ediliyor, veriliyor. Halife yaratılıyor ya. Yaratılıyor. Nur-u Muhammed olmazsa Adem halife olamaz zaten. Adem de bir varlık olmaz. Biz olmaz. Hep soyutta bırakıyoruz. Somuta çekemiyoruz hiç. Onun için aşkın ilahisi, mecazı olmaz. Aşk aşktır. Eyvallah. İşte aşk o burayı güzel söyledin abi. Aşkın mecazı olmaz. Doğru. Aşk aşktır. Bilinir, yani görünmez. Yani mesela aldığımız nefesi görebiliyor muyuz? Abi gözümüz soyuttan somuda görünüyor aşk işte. Görünüyor. Görüneni seveceksin. Görünmeyene aşık. Nasıl olursun ya? Ya ben şimdi havayı seviyorum. Veya buzu seviyorum. Ya. Nasıl seversin sen ya? O güneşi gördüğü zaman zaten, eriyor işte. Eriyor bak. O zaten Nur-u Muhammed'in yani soyut olan o varlığın somut varlığı değil mi bu alem? Eyvallah. Ta kendisi. Buharın su oluşu. Suyun dedik ya abi dördü bölünüyor Nur-u Muhammed. Nebadat, hayvanat, cemadat, insana. Ondan sonra gene dörde bölünüyor. Toprak, su, hava, ateş. Hepsi aynı birbirinden ayrı bir varlık yok. Somutlandı. Ya hepsi zaten birbirini tamamlar. Ateşin içinde hava, toprak, su vardır. Suyun vardır. İçinde ateş, toprak, hava vardır. Yani birisi zahir olur ama onun zahir olabilmesi için diğer üçüne muhtaçtır. Yani çünkü o Ali abi bak cemi, bize ne dedik? Allah dedik. Biz vicdanımıza Allah dedik. Aldık onu vicdanımıza oturtturduk. Onun dediklerini yaptık. Onun gösterdiği kitabı okuduk. Biz başka bir kitap okumadık. Ene Kur'an'ı okuduk biz. Canlı Kur'an'ı okuduk. Ali'yi okuduk. Muhammed şehrinde Ali'yi okuduk. Bak görünen Muhammed'in şehri. Açık kitabından başka anlatılmaz. Bundan ilerisi de yok. Değil mi Ergün abi? Zaten yeter. Kendimiziz. Aynen. Ama okuduğumuz yine kendimiziz bakın. İlla abi onu da müsaade et de o kendi bilsin. Bize ne ya? bize ne zaten. Abi sensin. Sen. Bize ne? Size ne diye bir şey yok. Yani o onu sensin, diyorum. Sen. Somut mu? Doğumda gelsin var, çıksın da görsün var, abi. Bana ne ya? Olmaz öyle. Bana ne diye olmaz. Ya ne diyeyim? Biraz merak etsin bu insanlar. Araştırsın.
Bu kadar anlattık ki şimdi. Ali abi, insanı sevmek, Muhammed'i sevmek desinler artık. Yeter Ergin abi ya. Sureti Muhammed'i tanımak lazım bari. Yani abi soran yok, arayan yok. Yani biraz diyorum ki ben bir şey atalım, bir bomba atılsın artık. Açılsın bu ilim ya. Yatayda kalmasın abi, yok. Dikeyde kalsın artık. Ya herkes kendi nasibince alacaktır. Tabii yani, tabii. Bana ne derken o. Aykat işlenmiyor mu? Yani Muhammed aramayın. Görünen Muhammed'in ta kendisi. Başka Muhammed yok. İnşallah okuma enfüsten, ömsüste ve afakta. Hareke ve sükunda yata sekenede. Alal ıtlak olarak okumak gerekiyor. Şimdi enfüste yani burada, afakta burada. Şimdi enfüsü okuyabilmek için bu alimi okuyabilmem lazım. Bu alimi okuyamazsam enfüsümü okuyamam. Enfüsümü okuduktan sonra bu alimi okumaya başladığımda olay bu sefer çok farklı olacak. Hani Yıldız Tilbe'nin bir şarkısı var. Ben eski ben değilim ki diye bir şarkısı var. Yani suretimde nem var ben benim? Suretimdedir madenim. Doğru. Ama o suretindeki madeni ortaya çıkartıp sureti de inkar etmeyeceğiz. Biz yaptığımız zaten, abi oraya biz sureti inkar ediyoruz. Haşa haşa. Abi oraya bir şey olmazsa, incelik koymuş. Orayı anlayamıyor insanoğlu. Sıretimde nem var. Ne yok ki? Sureti bilmeyen sıreti bilebilir mi? İmkanı var mı? Zat sıfatsız olur mu? Onu demiş yani. Ama biz anlamamışız. Oradaki inceliği anlamamışız. İnkar edilir mi ya? Suretsiz sıret olur mu? Şimdi suyu bardak olmadan, bir kap olmadan içebilir misin? İçerim. Nasıl içersin? Elimle içerim. Elinde bir kap. Elinde? Ağzımla içerim. Ağzımla içerim. Değerim böyle. İçerim. Ama yine ağzımda bir kap. Tabii canım. Tabii bir mahzar. Ne şey güzel var. Bahsettin. Doğru. Ya onun için mahalsiz, mazharsız hiçbir şey meydana gelmez bu alemde. Ama önemli olan bu mazharı sıretten ayıracağız mı, ayırmayacağız mı? Ayırmayacağız salik cihetiyle, ayıracağız. Sureti ayrı işleyeceğiz. Sıreti ayrı işleyeceğiz. Ama sonra o sıretle sureti ne yapacağız? Şahadet şeyta Allah'a diyor ya, o ayete geldi mi? Birleştireceğiz artık. Doğru. Aynen. Sağ ol abi ya. Selamlar. İşte o zaman aşk sureti görünce anlarsın. Mesela sen erkek tabii kadın. Birbirini gördüğü zaman seviyor. Neyini seviyor? Onun suretini mi seviyor? Sıretini mi seviyor? Eğer gerçekten bir erkek ya da bir kadın birbirlerine aşık olduklarında aşık oldukları yön karşısındakinin sıretidir. Ama o karşısındakinin sıreti kendi sıreti olduğunu bilmesi lazım. Çünkü sıret ve suret elmanın kabuğuyla dışı içi gibi. Onun için herkes mesela bir erkek bir kadını er kadını sevemez. Kadın da erkeği sevemez. Neden? Çünkü orada sıhreti yok. Senin orada sıhretin yok. Ama birisine yaklaşmaya hoşlanıyorsan, birisini seviyorsan ama gerçek manada. Hani bu yakışıklılığa, güzelliğe aldanmadan yani suretin... Hak için seviyorsan evet. Aldanmadan. Hak için değil. Onun neden sevdiğini anlama itibariyle. Onun kendi sıretini orada gördüğü için sever, aşık olur o kişiye. İster kadın olsun, ister erkek olsun. Aşık oluyor. Hepimizin başından geçmiştir. Erkek olarak biz aşık olduğumuz, sevdiğimiz kızın mahallesinde dolaşırdık, evinin önünde dolaşırdık. Gece bir görelim onu da pencere çıksın da eve gidelim.
Onu görmeye yapmak istemezdi. E kız da öyle. O da seni görmek istiyor. Sevdiğini görmek istiyor. Bu neden? Çünkü orada sıhhati var. Onu tamamlayan. Yani benim sıhhatim bende değil aslında. Benim sıhhatim diğer surette. Ama o sıhhati bulabilmek önemli olan. İşte her mürşide, herkesin bir tek mürşide gitmemesinin sebebi de odur. Yani o aynada benim aksetti mürşide. Abi senin sıhhatin oraya aksetti. Sen ona aşıksın. Mürşidin de kendi sıhhatini görürse bir kişi o efendi onun efendisidir artık. Yani o zaman Cem mi başlıyor? Ergin abi. Cem değil. Ha, burada makam makamdan bahsetmiyor şimdi. Daha makam makam şeyler yok. Ama ne zaman ki mürşidindeki o sıhhat kendi sıhhati olduğunu anlar, idrak eder, artık o zikirle endem ola ne olur. Hakkıyla yakın başlık. Bu sefer kendini zahir eder. Yani kendindeki sıhhati ortaya çıkar. O sıhhatin kendisi olduğunu anlar. Suretin değil bak. Suretler hep ayrıdır. Ama sıhhatdir. Sıhhat. Yani öz birdir, öz. Ama o sıhhat hangi kaba girerse, yani şu hangi kaba girerse onun rengini ve şeklini alır ya. İşte o işte zuhur ediyor ya abi, beliriyor ya, işte ona biz aşk diyoruz değil mi? Ha işte şimdi orada o erkendi sıhhatin o suretteyse, hangi suretteyse, ha şimdi orada aşk başlar. İşte melamet boyutunda biz enfüsümüzü ve afamızı okuma boyutunda ne yapıyoruz? O sureti okuyoruz aslında. Kendimizi okuyoruz. Gözümüzü okuyoruz. Ha, farkında değildir Salih. Belirli bir yere geldiğinde bunu anlar. Ama o yolu geçenler, o aşka erenler ne yapar? Bunu idrak eder. O aşk üzerine yaşarlar. Biz Efendimiz'i niye seviyoruz? Ben erkek olarak bir erkeği seviyorum. Mürşidimi seviyorum ya. Aşık oluyorum ben ona. Niye sevdim ben onu? Tabii niye ben efendim diye peşinden koşturdum? Ahadiyetini ispat ettin. Yarıştığını ispat ettin. Mi? Onun şekline, şemaline, ıvırına, zıvırına mı? Hatta ilmine mi? İlim bile değil orada. İşte onda o sıhhat benim. Benim sıhhatim orada. Tabii ya. Sıhhatine sıhhat giydirdin de sevdin. Onun i̇şte müşriklerde de burada da efendilerimize mürşitlerimize bir görev düşüyor. Nasıl ki bir kız çocuğu babasına aşık olur. ona sorsan kimle evleneceğim desen babamla evleneceğim der. Değil mi? Tabii. Ama babası şimdi evladına şeye bakabilir mi? Yan bakabilir mi? Aa tabii falan der. Onunla şey yapar falan. Ama evladı o baba biliyor ama kız bilmiyor. Evlat bilmiyor. İşte mürşitler burada yanılırsa mürşitler galle kuyusuna düşer abi, aman Allah. İşte bomba patlar. Galle kuyusuna düşer. Cehennemin tat esmeline düşer. Eyvallah. Yani işte önemli olan bu aşkı sahiple kamil arasındaki bu bağı, bu rabıtayı bir kamil mürşidin kendinde ara diyerek o salihin kendindeki kuyudan böyle taşınmasını sağlamasıdır. Eneye döndürme, kendine döndürme. Başka yerden ne kendinde ne orada. Ama işte o bir patlarsa artık salih her adımını bırak, her kılının kıvırdadığında gözlerinden yaş akar. Ağlar. Çiçeğe bakar ağlar, toprağa bakar ağlar. Affedersiniz bir fareye baksa ağlar. Çünkü artık o aşk elidir. Ağaca bakar ağacın zikrini duyar. Bayağı duyar yani. Duyması da gerekir yani. Hangi esma zikrettiğini duyması gerekir.
Ve aşk edilir de duyar yani bunu. Bir köpeğin, bir toprağın, yani çevresinde ne varsa hangi esmana zikrettiğini duyar. İşte tevhid mi başlamıştır o zaman abi? Abi, şimdi zaten aşk başladı, aşk. Aşk başladığı zaman zaten gerisi hepsi boştur. Tevhid de boştur. Sağ ol abi. Gönlüne sağlık. Ergin abi. Gönlüne sağlık. Ergin abi. Siz bu muhabbeti ağzınıza yüreğinize sağlık. Ne güzel de anlattınız. Anlatırken aklıma bir kıssa geldi. İzin verir misiniz? Buyur abi. Estağfurullah abi. Buyur. Adem aleyhisselam, Havva aleyhisselam. Ay. Birbirleriyle sohbet ederken orada üç güzel nesne oluştu. Birisi güç kuvvet, birisi sevgi merhamet, birisi de aşk. Adem aleyhisselam koştu, hemen gücü kuvveti kaptı. Havva ana da gitti, sevgi merhameti kaptı. Adem aleyhisselam uyanıklık yaptı ya, gitti aşkı da kapmak istedi ama aşkı yerinden oynatamadı. Baktı kaldıracağı güçte değil, vazgeçti, bu sefer Havva ana gitti. Aşkı kapmak istedi, o da yerinden oynatamadı. Fakat aşk o kadar güzel ki bırakılacak bir şey de değil. Ne yapalım? Gel biz bu aşkı ikiye bölelim. Yarısı sana, yarısı bana dediler. Aşkı ikiye böldüler. Yarısı Havva'da, yarısı Adem'de. O aşkın bütünlenmesine kim ihtiyaç duyduysa, diğer yarısı Havva'da ya Adem, ihtiyaç duyduysa Havva'ya ihtiyaç duymuştur. Havva ihtiyaç duyduysa Adem'e ihtiyaç duymuştur. Ve o gün bugündür bu böyle devam eder. Bir kız bir erkeğe aşık olduğu zaman, yani içindeki o eksiği ilahi aşkı yâre benzetir ya, kendi eksisini onda tamamlamayı tamamlanacağını düşünür. Onun için sever. Yani benim eksim sensin. Bir elmanın yarısı erkek, yarısı kadındır. İkisi bir araya geldiği zaman zaten bütün bir insan olur. Bir insan tek başına bir erkek nesi sahibi olabilir mi? Olamaz. Peki bir kadın olabilir mi? Olamaz. Neden olamaz? Her ikisi de yarımdır. İkisi bir araya gelirse nesiller oluşur, değil mi? Demek ki bir kadınla bir erkeğin bütünü bir insandır. Yoksa tek başına bir erkek yarım insandır, bir kadın yarım insandır. İşte o aşkın böyle tecelli etmesi, bir erkeğin bir kıza aşık olması, yani kendi eksiğini onda görmesidir. Yani ben seninle tamam olurum demesidir. Aslında aşk, anladım. Aşık olmak budur. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah efendim. Çok güzel. Teşekkür ederim. Gerçekten de öyle. Siz şimdi anlatırken aşkı bu kısa geldi aklıma. Ama eksiğini arar abi, eksiğini başka evet. Bir şey aramaz. Tabii ki. Arar, başka bir şey aramaz. Tabii ki. Verdiği söz abi. Kendinedir. Kendi duymazsa zaten sağırdır, kördür, topaldır. Eyvallah. Eyvallah. Sakat koy kurban olur mu? Olmaz yanımın içi, olmaz abi. Hı hı. Konuşuyoruz ha, iki saat oldu. Eğer görürseniz istediğiniz zaman kapatabiliriz. Nasıl arzu ederseniz. Yok, yani dinleyiciler memnunsa konuşmaya devam ediyoruz zaten. Sohbet oluyor. Yok, biz çok memnunuz. Katılmak isteyenler varsa katılmak isteyen varsa yani. Bir de şöyle soralım. Soru sormak isteyen varsa sizlere, arkadaşlarımızdan, canlarımızdan, onları da isterseniz dinleyelim. Eyvallah. Çok güzel olur. Vallahi. Ali abiyle kalmışken, Ali abi sağlamı bırakmayın beni. Ben çekileyim aradan. Kalsın iki tane pir. Eyvallah. Ya biz kim? Yo, estağfurullah. Ali abi nereye? Buradayım.
Ali abi nereye gitti ya? Buradayım. Burada burada dinliyorum. Buradayım dinliyorum. Eyvallah. Vay be. Ergin abi bayağıdır özlemişiz seni de ya. Efendim. Estağfurullah. Aynen öyle. İyisin değil mi? Hadi anlat bakalım bir şeyler. Anlat bir şeyler anlat da dinleyelim. Ne anlatayım işte anlatıyorum sabahtan beri. Saat 9'dan beri ben burada. Anlatıyorum. Bizim döndüğünce anlatıyoruz tamam, abi. Ay, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık bir şeyler. Aşktan bahsettik, Efendimiz'den bahsettik, Muhammediyet'ten bahsettik. Yani iş... Ali, evet, Ali Muhammed'in ne içidir. Demektir? Ali Muhammed'in içidir, Muhammed Ali'nin dışıdır. Ali Muhammed'in görünmeyen yönüdür, Muhammed Ali'nin aşikar yönüdür. Evet. Yani Allah'ın canı Muhammed'de tecelli etti, gücü Ali'de tecelli etti. Ali'yi Muhammed'den, Muhammed'i Ali'den ayıramayız. Evet. Hocam, hocam bir daha tekrarlar mısınız lütfen rica etsem? Çok güzeldi. Ali Muhammed'in içidir, Muhammed Ali'nin dışıdır. Ali Muhammed'in görünmeyen yönüdür, Muhammed Ali'nin görünen yönüdür. Allah'ın canı Muhammed'de tecelli etmiştir, gücü Ali'de tecelli etmiştir. Ali'siz Muhammed, Muhammed'siz Ali olmaz. Eyvallah. Teşekkür anlaşıldı ederim. Anlaşıldı mı? Ali ile Muhammed karşılaşırlar. Bakın şimdi gün Muhammed, ay Ali'dir der aşıklarımız. Yani gün Muhammed, ay Ali'dir derken gün gündüzü anlatıyor. Gündüz aşıklar. Ali abi. Buyurun. Ali abi. Gün derken güneşten bahsetmiyor muyuz? Yani Ali Güneş, Ay Muhammed. Şimdi ben onu anlatacaktım, ben daha değişik anlatacaktım. Ne yapıyorsun? Ben daha abi, daha değişik ederim. Anlatacaktım. Özür dilerim. Buyurun, buyurun efendim. Şimdi gün Muhammed, Ay Ali'dir derken gün şeriattır. Çünkü gözle görülen her şey şeriattır. Mana tarikattır. Gün Muhammed ay Ali'dir derken Muhammed aşikardır, gündüzdür. Görünendir, bilinendir, duyulandır. Ama ay bazen karanlığa girer göremeyiz değil mi? Bazen öyle bizimden karanlığa girer ki ay ışığı da olmaz. Göremeyiz. Yani orası sırdır, gizlidir. Fakat bir de şöyle de anlatılır bu. Tabii ki o aşığın, ozanın gün Muhammed ay Ali'dir derken ne demek istiyor diye soruya verilen cevap bu olur. Fakat bir de şu vardır. Işık bir varlığa çarpmadan görünmez. Bakın uzay zindan bir karanlıktır değil mi? Bilim adamları böyle anlatır. Yani hatta yani o zindan karanlığın içinde gözlerinizi kaparsınız der bilim adamları böyle. Korkarsınız yani öyle bir karanlık. Öylesine bir zindan karanlık. Şimdi o zindan karanlığın içinden o güneşin ışıkları geçiyor. Neden kimse göremiyor? Çünkü görünmez ki. Sırdır, nurdur, görünmez. Bir varlığa çarpmadığı sürece görünmez. O uzayın boşluğundan giderken o zindan karanlığın içinde ay dediğimiz bugün bir dünya var. Dünyaya çarpar, ay görünür olur. Ay da ışığı görünür hale getirir. Bak, Allah, güneş Allah'ı temsil ediyor. Allah Muhammed'e çarpıyor. Muhammed'i görünür yapıyor. Muhammed de Allah'ı görünür yapıyor. Şimdi bunun böyle olduğunu bilen kim? İlmin başı kimdir? Ali. O zaman Ali ne oluyor? Ali de dünya oluyor. Güneş Allah, ay Muhammed, dünya Ali. Yani Ali ile Muhammed zaman zaman bir şeyi ortaya çıkarıp
öğretebilmek, anlatabilmek için yer değişirler efendim. Yani bazen ay Muhammed olur, dünya Ali olur, güneş Allah olur. Allah'ı temsil eder. Yani Allah'ı anlatmak için, haşa Allah benzetilir mi bir şeye? Benzetilmez de Allah'ı anlatmak için bir şeye benzetmem lazım değil mi? Yani Allah demiyorum, güneş Allah'tır demiyorum. Yani Allah'ı anlatabilmek için güneşe benzetiyorum. Ya da güneşi ona benzetiyorum. Eyvallah efendim. Yani sembolik olarak söyleniyor bunlar. Rumuz olarak. Yani güneşi bir rumuz olarak kullanılıyor. Dünya, ay rumuz olarak kullanılıyor. Mesela gül. Bunu herkes biliyor. Gül rumuzu dedim mi? Gül dedim mi? Hemen Muhammed Aleyhisselam. Mesela tarikatlarda, şeylerde böyle güller dağıtılıyordu. Neden dağıtılıyordu? Hani Muhammed Aleyhisselam'ı temsil ettiğinden dolayı kırmızı gül. Onun için kutlu doğum haftalarında mesela yapılıyordu bunlar. Dağıtılıyordu. Yani bu hiç kimseye şey gelmiyordu yani. Ta küçük yaşından beri bir çok sevdiğim bir türkü var. Ah gülüm. Pir Sultan Abdal'a ait sözleri. Bunu manasını çözdükten sonra daha çok sevdim türküyü. Ah gülüm derken, evet ah Nebim, ah Muhammed'im demek istermiş. Muhammed'i anlatıyormuş. Aklıma gelmiş ki bir okuyor mu? İzin verir misiniz? Tabii. Buyurun. Eyvallah. Yeah.
Sağ. Aşk olsun. Aşkın cemalin olsun. Amin. Güzel dostum. İnşallah. Ne kadar güzel. Ah, gülüm gülüm. İşte bu ruhlarla evet. Bizim şeyler anlatmaya çalışıyorlar hep. Nasıl? Evet evet. Böyle evet. Ruhumuzdan. Hı 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 hı. Evet. Yedi ulu ozanlarımızdan birisidir. Aynı zamanda birisi de Nesimi'dir. Ve Nesimi de orada içine almış. Evet. Nesimi'nin bir filmi vardı. Onu seyretmiştim de. Orada bir kadın var. Kadınla beraber bunu şey yapmaya işte asmaya götürüyorlar. Hmm. İşte deresini üzmeye götürüyorlar. Kadın diyor ki ya Nesimi diyor bana diyor bak gidiyoruz. Öldürüleceğiz. İşkence edileceğiz. Mario güzel bir şeyler söyle. O diyor bu halde ne söyleyeyim ben sana diyor. Söyle diyor bir şeyler. Orada şunu söylüyor. Gördüler diyor senin güzelliğini. Sana hak demeye korktular. İnsan dediler diyor. Senin bu güzelliğini gördüler. Sana hak demeye korktular. İnsandırlar. Biz insan olmaya geldik. İnsan değil miyim? İnsanım ya. Ne diyorsun yani? Ne diyorsun? Ben insan değil miyim? Hayır ben insan değilim. Neden? Çünkü ben daha kirliyim. O kirlerinden arınmam lazım. Gusül abdesti almam lazım. Gusül abdesti almam. Ben yere gusülsüz mü basıyorum? Evet, gusülsüz basıyoruz. Ama mana cihetiyle, batın cihetiyle, zahiren elbette biz yapıyoruz ama her adımımız, her şeyimiz etkinlikle geçiyor. Neden? Batınımız kirli. O öz kirden, pasaktan
Ne olmuş böyle? Berbat bir hale gelmiş. Şimdi düşünün ki bir araba dışarıda duruyor. Ya bir seni bir araba. O arabayı hiç yıkama. Belirli bir zamanlardan sonra o tozlar orada birike arabanın üstünü örter. Ne rengi görünür? Ne şekli tam olarak görünür? Hangi model olduğu, ne olduğu, ne bitti hiçbir şey ortaya çıkmaz. O kirler onu kaplamıştır. Ama onu yıkarsan bakarsın rengi buymuş. Ha, bu arabaymış diye söyleriz. Hatta kuzey misafirsine ne deriz? Ya Rabbi dışımı ben temizledim, içimi de sen temizledin. Ya gelip sen içimi temizleyecek, sen temizleyeceksin sen. Niye o gelsin senin içini temizlesin? Sen fiilini, sıfatını, vücudunu temizlemezsen o gusül abdestini almazsan o batın nasıl zahir olsun? O zat nasıl sıfatlansın? İşte o gizli bir azine olan o özümüzü temizlememiz gerekiyor. Bu için ne gerekiyor? Birincisi ilim. Zahirdir su. Batında ilim. Eyvallah. Surumuzu ilmi tarif eder. Ama hangi ilmi? Batını ilmi tarif eder. Ve bunun ilk basamağı nedir? Zikirdir. Bakın arkadaşlar zikrin üstünde çok düşün. Çok düşün. Yani her daim zikir etmeye çalışın. Her daim zikretmeye çalışın. Çünkü gusül abdestinin ana maddesi zikirdir. Şu beden ülkesinde bir siyah nokta vardır. Bir siyah nokta vardır. Toplu iğnenin ucundan bile küçüktür. İşte o zikri biz oraya vurabilirsek demin Ali abi uzaydan bahsetti kapkara diye. Zindan. İşte o da o karanlık yurdu o. Minnacık böyle. Zerre. Gözle görülmez o nokta. O zikirle eğer oraya vurabilirsek şimdi o nokta, o siyah nokta ne olur genişlemeye başlar. Genişlemeye başlar. Genişler. Sen zikir vura zikir vura. O bizi olduğu gibi kendi rengini alır. O siyah rengini alır. Yani diyor ya sahabe, ya Muhammed Allah Allah olmadan önce nerede gidip üstünden ve altından hava geçmeyen amadaydı diyor. İki bulut arasında amadaydı. Altından ve üstünden hava geçmeyen iki bulutun arasında idi. İşte o kapkara olduğu zaman o siyah inci halini alır. İşte zat alemi orasıdır. Gizli azinenin olduğu yer orasıdır. Şimdi o karanlığın, o gene o zikirle, bakın gene zikirle. Gene o zikirle, şimdi o karanlık olan, zikri karanlık olan zat alemi, o karanlığın kendi nuruyla. Hey, Muhammed o karanlığın içeri. Kendi nuru. O kendi nuruyla aydınlatmaya başlar. Bu aydınlık, bu alemin aydınlığına benzemez. Güneş işte oradan ışığını alıyor. Güneş oradan alır ışığını işte.
Güneşle ilgisi yok bunun abi. Güneşle. Zahiri güneş oradan alır ışığını. Zahiri güneş. İşte şimdi gaye o zifiri karanlık olan o siyah incinin nurunu açığa çıkarmasıdır. Ama gene dediğim gibi zikirli olur bu. Zikrini bulacağım. Zikrini bulacağım. Ama bu zikir nasıl bir zikir? O zikir nasıl yapılır? O zikir nasıl işlenir? Tabii bunu zikir ehli olan büyüklerimizden öğreneceğiz. O zikirle o karanlığın nuru, o zatın nuru açığa çıkacak. İşte o nur açığa çıktığı zaman aşk başlayacak. Ama zahir olamaz o aşk. Zahir olabilmesi için, yani getirisi olabilmesi için onun suretlenmesi gerekiyor. Demin dediğimiz gibi. Suretlenmesi gerekiyor. Bu gözde kim var? Ben işte batın nuru göreyim. Yahu nasıl görürsün sen nuru? Nuru göremezsin arkadaş. Işığın lambanın yaydığı nur değil mi? Evet nur ama o da somut. O da somut. Soyut değil. Nurun yansımasıdır. Nurun somut almış halidir. Aslı olan nur görülmez. Göremezsin. Onun suretlenmesi lazım. Onun için bu iki tane göz var. Buradaki göz olmaz. O akıl gözü. Yani isterse batın gözü diye. Ama gene hayalde kalır. Bu iki gözle görülecek. Baktığın zaman evet diyeceksin. Zaten gönlün açacaktır ya. İşte o zaman zahir olacak. Ama bu öyle bir zahir olacak ki Mecnun'un Leyla'ya duymuş olduğu aşk gibi. Affedersiniz bir tane kitmir görür. Onun eğilir onun gözlerine bakar. Ya Mecnun derler işte bu deli. Köpeğin gözlerine niye böyle aşık olmuş olduğu birisine bakar gibi bakıyor. Sorarlar mı? Hemen orada örtüyor. Bu gözlerde Leyla'yı gördüm. Aslında o gözlerde Leyla'nın gözünü gördü. Leyla'yı gördü orada. İşte orası bize ne anlatıyor? Pirim çok özür dilerim. Lafını unutma. İşte orası bize ne anlatıyor biliyor musun? Böyle Leyla'sız Mevla'ya gidilmiyor. Mecnunsuz da gidilmiyor. Onun için bizim tarikatlarda bir ikrar verirken, bir görgü cemi yapılırken mutlak ve mutlak Leyla'nın yanında Mecnun, yani annemin yanında babamın yanında annem, benim yanımda eşimin yanında ben. Mutlak ve mutlak istenir, sorulur. Çünkü Leyla'sız Mevla'ya gidilmiyor. Mecnunsuz da gidilmiyor. Ateşe konup pişmeden, ana rahmine düşmeden, şimdi Leyla can bedene kavuşmadan, doğmadan ölen kimdir? Yani herkes Adem'dir, herkes insandır ama herkes Adem değildir. Mesele Adem olmak. Eyvallah efendim. Siz lafınızı unutmayın. Buyurun. Aynen. Estağfurullah efendim. Leyla dediğimiz zaman Leyla'dan bahsederken aklımızın bir köşesinden de Mecnun geçer. Bunu ister fark edelim ister fark etmeyelim. Mecnun dediğimizde ya da Mecnun'dan bahsettiğimizde aklımızın bir köşesinden Leyla da geçer. Çünkü Ali abim de dediği gibi Leyla'sız Ali, Leyla'sız Mecnun, Mecnun'suz Leyla olmaz. Ali'siz Muhammed. Yani Leyla'sız Mevla'ya gidilmez.
Leyla'sı Mevla. Çünkü Mecnun Leyla'yı ararken Mevla'yı buldu. Ama Leyla'yı aynen ararken öyle, değil mi? Onun için Leyla'sız Mevla'ya gidilmez. Aynen öyle. Eyvallah aynen efendim. Öyle. Bir gün eyvallah. Mecnun çölde gidiyor. Leyla, 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 Leyla diye gidiyor. Onun da zikri o. Orada bir tanesi namaz kılıyor. Ya onun önünden geçiyor. Adam kalkıyor namazdan şiddetle. Tutuyor yakasından. Sen diyor benim diyor namazı diyor bozmama hakkın var mı? Sen benim görmüyor musun? Yapmıyor musun? Etmiyor musun? Mecnun gayet sakin. En sonunda diyor ki ya mübarek diyor ben de bir Leyla'ya aşık oldum. Gözüm ondan başını görmüyor. Seni de görmedim. Senin önünden geçtim. Sen Allah'ın huzurundasın. Namaz sen kılıyorsun. Beni nasıl Allah'ın gördün, huzurundasın. Değil mi? Sen beni nasıl gördün mübarek diyor. Ben seni göremedim. Evet. Yani, evet. Bunlar çok bana içi dolu bir mesaj. Güzel şeyler anlatıyor aslında. Çok içi dolu bir mesaj. Efendim? Aynen öyle. Hayırlı günler olsun. Hürmetler. Eyvallah. Hürmetler bizden olsun. Eyvallah. İyi akşamlar. Aşkı Niyaz ediyorum.